Uludağ İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şube Müdürleri Sayın Hülya Soruklu ve Sayın Seval Peker ile Şube Şefi Sayın İsmail Samet Eser ve Teşvik Şube Müdürü Sayın Dilek Aşkar sunumunu yapacaklar. Değerli konuklarımıza davet etmeden önce açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanım Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz, sayın önceki dönem oda başkanımız, sevgili meslektaşlarım, devlet teşvikleri ve meslektaşlarımıza bunun katacaklarını düşünerek sanıyorum yaz dönemiydi. Yerel Yönetimler Komisyonu ile birlikte Uludağ İhracatçılar Birliklerini ziyaret etmiştik. Orada Sayın Mümin Karacakayalılar bizi son derece iyi ağırladı ve bu konuda aslında odamızın İhracatçılar Birliği ile işbirliği yaparak meslektaşlarımıza artı değer katabileceğini fark ettik. Kendilerinden rica ettik. Onlar da bütün birliği alıp neredeyse buraya geldiler, sağ olsunlar. Eğitim YouTube kanalı üzerimize de YouTube kanalı üzerine de yüklenecek. Ancak önümüzdeki haftanın ortalarını bulur bu yükleme. Ben yüz yüze eğitimin daha faydalı olacağını düşündüğüm için canlı yayınlama yapmamayı yönetim olarak uygun görüyoruz arkadaşlar. Bu arada Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını da meslektaşlarımızın katılımlarıyla yaptık. Bu yıla ilişkin son bir duyurumuz olacak size. Sanıyorum 13 Aralık'ta o da meclis toplantımız olacak. Meclis üyesi olan arkadaşlarımı 13 Aralık'taki meclis toplantısına şimdiden davet etmek istiyorum. Her bir hafta sonu toplantısında ısrarla soruyorum. YouTube kanalımıza eğer abone olmayan meslektaşımız varsa onlar da aboneliklerini gerçekleştirsinler. Abonelik ücretli değil. Ancak YouTube kanalına yaptığımız her yüklemede kendilerine bu konuyla ilgili bildirim gitmiş oluyor. Ben faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Şimdiden İhracatçılar Birliği'nden gelen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Başarılı bir eğitim olmasını diliyorum. Açılış konuşması için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uludağ İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreteri Sayın Mümin Karacakayalıların ve sunumlarında gerçekleşecek olan değerli konuklarımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Hangisi? Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli üstadlar, değerli meslektaşlarım, sizlere bu toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bize verdikleri için de Sayın Oda yönetimimize, başta başkanımız olmak üzere çok teşekkürler ediyoruz. Bugün burada başkanım da söyledi, bulunma nedenimiz bir kendileri bizi ziyarete geldiklerinde bunun meslektaşlarımız tarafından yeteri kadar ilgi gösterilmediği konusunda benim düşüncelerim vardı. Bu düşüncelerimi kendilerine aktardığımda burada böyle bir seminerin yapılmasının faydalı olacağını mütalaa ettik. Ama bunu çok önceden yapacaktık. Çeşitli nedenlerle fırsat bulamadık. Ve kötü bir havaya denk getirdik fırsat bulduğumuzda da. Bu da bizim talihimiz olsa gerek. Hakikaten ihracatçı birlikleriyle odamız arasında bundan sonra da ilişkilerimizin daha yoğun biçimde artarak ilerlemesini düşünüyoruz, diliyoruz. Bundan sonra başkanımızla ve yönetimimizle daha sık beraber olup Bursa gibi Türkiye'nin ikinci
zaman zaman üçüncü büyük ihracatçı olduğu şehirde meslektaşlarımın da bu konularda bilgilenmesini arzu ediyoruz. Çünkü gerçekten ihracat konusu ve ihracatta devlet destekleri konusu son derece önemli. Bugün burada bu konuları en yetkin, alanında en yetkin arkadaşlarımla birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız. Gerçekten bu arkadaşlarımın en yenisi 15 yıllık. Arkadaşlarım 15 yıldır aynı işi yapan arkadaşlarım. Ciddi bir hafızaya sahipler bu konuda. Ve sizlerin başvurularını değerlendiren ekibin başında bu arkadaşlarımız. Birebir hem konularımızı anlatıp hem de sizin sorularınız varsa bu soruları cevaplamak suretiyle interaktif bir toplantı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu çerçevede ben öncelikle Uludağ İhracatçı Birlikleri hakkında kısa bir bilgi yapayım. Uludağ İhracatçı Birlikleri 1986 yılında kurulmuş, 1987 yılında da Tekstil İhracatçı Birlikleri ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri diye iki tane ihracatçı birliğimizin kurulmasıyla faaliyete geçmiş. Daha önce Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlıydı. Hazine ile Dış Ticaret beraber oldu. Ekonomi Bakanlığı, şimdi Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir kurum oldu. Daha sonra 91 yılında Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kuruldu. UKİP, Uludağ Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kuruldu. 93 yılında da Mamul İhracatçı Birliği kuruldu. Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 5 birlikle Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı birliği arkadaşlar. Birinci İstanbul Maden Metal İhracatçı Birliği, Uludağ İhracatçı Birliği de ikinci sırada yer alıyor. Şöyle rakamlara genel baktığımız zaman 2022 yılında üyelerimiz yaklaşık 14 bin üyemiz var. Üyelerimizin ihracatı 32 milyar 374 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Biz otomotivde Türkiye'nin tek ihracatçı birliğiz. Bütün otomotiv, ana sanayi, yan sanayi ihracatçıları bizim otomotiv birliğimizin üyesi. Biliyorsunuz bir ihracatçı birliğine üye olmadan bir ihracatı gerçekleştirmek mümkün değil. İhracatçı birlikleri de İştigal alanlarına göre ayrılmış, her ihracatçı kendi iştigal alanı ile ilgili bir birliğe üye olmak mecburiyetinde. Bizim birliğimizin üyelerinin yaptığı ihracatlarda yansıda görülüyor. Biz Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Devletler olmak üzere yaklaşık %70 oranında Avrupa Birliği'ne ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bizim üyelerimizin gerçekleştirdiği ihracat. Şöyle başlıca göstergelere baktığımız zaman bizim biraz önce söyledim 2022 yılı birliklerimizin ihracatı 32.4 milyar dolar. 2023 yılında biz bu rakamın 36 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. 36 milyar dolar çok ciddi bir ihracat. Gerçekten kolay erişilecek bir rakam da değil. Daha sonra Türkiye ihracatımızda yaklaşık %15'lik, %14, %15'lik pay almaktayız birlik genel sekreterlik olarak. Biraz önce yine söyledim, Türkiye'nin ikinci büyük genel sekreterliğiyiz. Türkiye'nin 45 ilinden 14 bine yaklaşan üyemiz var. Niye 45 ili? Çünkü Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliği'nde tek birlik olduğumuz için tüm Türkiye'deki otomotiv yan sanayi, ana sanayi ihracatçıları bizim üyemiz. Bütün gördüğünüz ana sanayi, Toyota'dan, Hyundai'den, Mercedes'ten, Tofaş, Renault'dan bütün herkes bizim üyemiz olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Şimdi bizim biraz önce söyledik, Bursa ihracatçı bir şehir. İhracatçı şehirleri saydığımız zaman tabii birinci sırada İstanbul açık ara önde gidiyor. İkinci sırada Kocaeli ile çarpışıyoruz. Kocaeli Bursa'yı daha öncelerde geçemiyordu. Şu anda Sokar'ın devreye girmesi, bir de Ford'un ihracatını arttırması nedeniyle o noktada üçüncü duruma geldik. Ama biraz önce başkanın odasında konuşurken şöyle bir yapı var Kocaeli ile Bursa arasında. Bizim Bursa'da ihracat daha yaygın Kocaeli'ye göre. Daha orta, küçük işletmeler de ihracatı gerçekleştiriyor. Ama Kocaeli'de büyük firmalar ihracatı gerçekleştiriyor. Onlara göre daha yaygın bir ihracat yapımız var. Bursa bu sene, geçen sene 16.2 milyar dolarlık ihracat yapmıştı. Arkadaşlar, 16 milyar dolar ihracat az bir ihracat değil. Şimdi üstadlar bilir, 1970'lerde 70 sente muhtaç olduğumuz dönemlerde hakikaten bir dolarlık bir ihracatın ne anlama geldiğini o günleri yaşayanlar daha çok biliyor. Bugün Türkiye 260 milyar dolarlık, 2028'de de 400 milyar dolarlık ihracatı hedefleyen bir ülke oldu. Tabii 400 milyar dolar ihracat, bir o kadar da ithalat olsa yaklaşık 800 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi demek. Bunun da bir ülkenin artık zenginlik göstergeleri, gelişmişlik göstergeleri bunlardan, bu rakamlardan geçiyor. Eğer buralarda kaçıncıysanız genelde de o düzeyde oluyorsunuz. O anlamda ihracat ülkemiz için son derece önemli. Artık buradaki arkadaşlarım, meslektaşlarım bu ihracatın ne getirip ne götürdüğünü bizden iyi bilen arkadaşlar. İhracat demek zenginlik demek, ihracat demek istihdam demek, ihracat demek büyümek demek, ihracat demek daha refah bir yaşam demek. Hakikaten dövizinizin olmadığı yerde bazı ithalatları yapamıyorsunuz. İşte enerji ithalatını yapamazsanız soğukta üşüyorsunuz değil mi? Üstad 70'li yıllarda başbakanımız, hatırlıyorum, Süleyman Demirel'di rahmetli. Başbakanlıkta bir devet tüyü şeyiyle, kabanıyla oturup çalışıyordu. Hakikaten ben Hürriyet Gazetesi'nde 70'li yıllarda hatırlıyorum. Yani bugün bu kadar arabayı enerjisini bulmak, bu kadar gazın enerjisini bulmak, bu elektriğin enerjisini bulmak kolay iş değil. Bunlar hep ihracatlı oluyor. Tabii bu ihracatın alternatifi dövizle borçlanma. Bunun olmaması gerekiyor. Bizim kendi dövizimizi kendimizin üretmesi gerekiyor. Nasıl olacak? İşte ihracatla olacak. İhracatı inşallah, ithalatı da kısmamız lazım. Nasıl kısacağız ama? İthalatları, ithalat yaptığımız kalemlerin üretimlerini ülkemizde yaparak kısacağız. Bunu da gelecekte başaracağımıza inanıyorum. Dış ticaretimizin daha fazla vermesi gerektiğine inanıyorum. Bizim rakamlarımızın da Türkiye'ye yakışmadığını düşünüyorum. Daha fazla ihracat yapacak potansiyelimiz var. Ama bunun için biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. İşte biz bu kadar ihracatı anlattıktan sonra devlet de bizim gibi düşünüyor. Devlet diyor ki ihracatı yapın. 2022 yılı, 23 yılı bütçesinde devlet destekleriyle ilgili, ihracatta devlet destekleriyle ilgili 10 milyar dolar DİFİF'e bütçe koymuştu. Bu sene ben taslağı görmedim ama belki siz görmüşsünüzdür. 2024 yılı bütçe taslağında 21,5 milyar lira, genel müdürümüz gelmişti, o söyledi, destek şeyi konulmuş. Destek DİFİF fonuna. Arkadaşlar, bu ihracatçıların emrinde olan para. İhracatçıların bu parayı daha çok kullanmalarını istiyoruz. Şöyle bir şehir efsanesi var. Devlet bu paraları vermek istemiyor. Hayır. Ben de diyorum ki
ihracatçılarımız bu paraları almak istemiyor. Nasıl oluyor? Şimdi devletin posta çekiyle para dağıtma dönemleri bitti. Bunların şartlarını koymuş, bunların mekanizmalarını koymuş ortaya. Bunları faydalanmaları için ihracatçının emrine vermiş. Biz de ne yapıyoruz işte bu arkadaşlarla? Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak bizim görev bölgemiz içinde biz bu paraları vermek için uygulamacı kuruluş olarak hem değerlendirmeleri yapıyoruz, hem bilgilendirmeleri yapıyoruz ve sizlerin bu paraları tam eksiksiz alabilmeleri için de elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu konuda benim arkadaşlarım sırasıyla kendi alanlarıyla ilgili size konularını anlatacak. Birinci sırada Hülya Hanım sözü alacak. Yurt içi fuar destekleri, yurt dışı fuar destekleri, pazara giriş belgeleri, küresel tedarik zinciri ve depolama desteğiyle tasarım desteği konusunda bilgilendirmeler yapacak. Ben biraz fazla uzattım. Uzman arkadaşlarımızla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sözü Hülya Hanım'a vermek istiyorum. Buyurun Hülya Hanım. İsterseniz bir konuyu anlatalım. Soruları sonradan alalım. Her konuşmacıdan sonra soruları alalım ki dağınıklık olmasın, unutulma olmasın. Buyurun. Tamam. Evet. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak bizler ihracat desteklerinde Ticaret Bakanlığı'nın verdiği desteklerde uygulamacı kuruluşuz. İlk önce sunuma yurt içi fuar destekleriyle başlamak istiyorum. Şöyle mi gidelim? Yurt içi fuar destekleri Ticaret Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı sayfasında 48, bazen artabiliyor, bazen eksilebiliyor. Destek listesinde yer alan fuarlarla ilgili bir destek. Yurt içinde eğer bir fuara katılıyorsanız, bakanlığın belirlediği fuarlara %50 oranında stand kirası artı konstrüksiyon desteği alabiliyorsunuz. 2023 yılında eğer bir fuara katılırsanız 144.000 TL'ye kadar %50 olarak desteklenebiliyor bu fuarlar. En fazla yıllık katılabileceğiniz fuar sayısı 3. Ayrıca eğer organizatör firma ise yine bunlar da destek kapsamında, reklam ve tanıtım olarak organizatörler destek kapsamında. Bu firmalarımızla ilgili bir durum değil, organizatör firmalarla, yine de bilgi olarak vermek istedim. Yurt içi fuarlar listesi, yurt içi fuarlar listesi Ticaret Bakanlığı'nın ana sayfasında, bütün destekler orada, ben yerini söyleyeyim sizlere. Ana sayfada sağ tarafta destekler diye bir bölüm var. Orayı tıkladığınızda ihracat destekleri çıkacak. İhracat desteklerini de tıkladığınızda 5973 sayılı karar ve uygulama esasları var. Bu kararda biraz sonra anlatacağımız tüm destekler bu başlığın altında. Orada fuar listesi, ya yani fuar bölümünü tıkladığınızda da yurt içi fuarlar listesini görebilirsiniz. Yurt içi fuara katıldığınızda fuar bitiminden itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. Fuar başvurusu yapıldıktan sonra size eksik evrak için 2 ay süre veriliyor. O 2 ay içerisinde eksik evrak için dönüş yapıyorsunuz. Minimum 9 metrekare ile katılabilirsiniz. Fuar sizin konunuzla, sektörünüzle ilgili olan bir fuara katılabiliyorsunuz. Otomotiv sektöründeyseniz otomotiv fuarına katılabilirsiniz. Fuarlara, yurt içi fuarlara gözlemci görevlendiriliyor. Bizler de Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak gözlemci oluyoruz. O fuarlarda bütün standları gezip işte fuara uygun olup olmadığı ile ilgili, firma ile ilgili raporumuzu hazırlayıp bakanlığa gönderiyoruz. Bakanlık onay verdikten sonra da firmalarımız destek kapsamında değerlendiriliyor. Eğer KOSGEB'e başvuru yapıyorsanız ihracatçı birliğine başvuru yapılamıyor. Diğer konu da katılımcı fuarda, tabii fuara katıldığınız zaman bir takım şeylere de uymanız gerekiyor. Fuarın ilk günü standınızı açmak zorundasınız. Fuar sona ermeden ürünler toplanamaz ve stand alanı terk edilemez. Türk malı imajını zedeleyen görüntülere yer verilmemesi gerekiyor.
başka bir katılımcıyla aynı standı paylaşmamanız gerekiyor. Bir katılımcı bir standda olmak zorunda. Eğer pazarlamacı bir firmaysanız imalatçınızın kapasite raporunu kullanarak bir sözleşme yaparak yine fuar desteğinden faydalanmaktasınız. Ayrıca şahıs şirketleri de destek kapsamında değerlendirilmemekte. Evet, bu tuş biraz... Bizim yurt içi fuar desteklerimizde Otomatika İstanbul Fuarı mesela bunlardan bir tanesi. Biz de bu fuara gözlemci olarak katılıyoruz. Her yıl düzenlenen bir fuar. Bakanlığın sayfasında 48'e yakın fuar var dediğim gibi. Bu fuarlardan biri örnek olarak göstermek istedim. Yurt içi fuarlarda ödenen neler var destek kapsamındaki kalemler? Stand yer kirası ile ilgili işte masraflardan yararlanmak için fatura örneklerini bize sunuyorsunuz. Eğer e-arşiv ve e-faturanız varsa bunların XML formatları gönderiliyor. Ödemelerin tamamının bankacılık sistemi içerisinde olması gerekiyor. Bunun dışında imza sürkeleri, ticari sicil gazeteniz, kapasite raporunuz. Eğer az önce söylediğim gibi pazarlamacı bir firmaysanız, imalatçınızla yaptığınız pazarlama sözleşmesi ve kapasite raporunu. Ayrıca damga vergisi doğan bir durum varsa da damga vergisinin ödendiğine dair dekontu bize sunmanız gerekiyor. Katılımcı firmalar ödemelerini kendilerinin yapması veya harcama yetkisi verilen kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Çekle yapılan ödemelerde de çekin fotokopisini ve ödeme dekontunu istiyoruz. Ayrıca müşteri çeki veya cirolu çekler destek kapsamında değerlendirilmemekte. Bir de tabii biliyorsunuz bu 32 sayılı karar kapsamında TL ile ilgili ödemelerde eğer kuruluşlar yurt içinde yerleşik firmalar ise aralarındaki tüm fatura, sözleşme ve ödeme belgeleri TL cinsinden olmak zorunda. Bu da önemli bir konu, dikkat edilmesi gereken bir durum. Şimdi firmaların destek başvuruları 2021 yılından itibaren destek yönetim sistemi üzerinden alınmakta. Onu da ayrıca belirteyim. Biraz sonra anlatacağımız destekler, yurt içi fuar desteği 2021 yılından itibaren destek yönetim sistemi üzerinden yürümekte. Destek yönetim sistemine de üye olunması gerekiyor firmalarımızın. Bunun için de Ticaret Bakanlığı'nın sayfasında destekler bölümünde destek yönetim sistemi diye bir başlık var. Orayı tıkladığınızda başvuru için hangi evraklar gerekli görebilirsiniz. Ayrıca Uludağ İhracatçı Birlikleri'ni de aradığınızda destek yönetim sistemine üye olmak istiyoruz derseniz oradaki arkadaşlarımız da size yardımcı olacaktır. Yurt içi fuar desteği bu şekilde. Yurt dışı fuar desteklerine geçecek olursak, yurt dışı fuar destekleri de bireysel ve milli katılım yurt dışı fuar organizatörleriyle katılım şeklinde iki şekilde olmakta. Bireysel katılımda fuara katılacak firma kendi stand alanını kendi buluyor ve bütün düzenlemelerini kendi direkt yaptığından bireysel katılım olarak değerlendiriliyor. Bir de organizatör aracılığıyla katılırsa bu da milli katılım, işte Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve yabancı firma katılımcı sektörel fuar olarak bu şekilde başvurularını da yapabilir. Yurt dışı fuarlar her yıl Ticaret Bakanlığı'nın sayfasında sektörel nitelikte fuarlar listesi, işte milli nitelikte fuarlar listesi şeklinde yayınlanmakta. Ve burada eğer fuar varsa siz o fuar desteğinden yararlanabiliyorsunuz. Yurt dışı fuarlar için bakanlık o listede metrekare başına bir fiyat belirlemekte. Bu fiyat da o ülkede işte stand konstrüksiyonu, stand kirası, ulaşım, konaklama vesaire bütün her şeyi harmanlayıp bir metrekare fiyatı çıkartıyor o fuar için ve bunu bakanlık fuarlar sayfasında listesinde yayınlıyor. Firmalar diyelim ki 10 metrekare bir yerle katıldı. 10 çarpı bakanlığın belirlediği metrekare fiyatı üzerinden destek alıyorlar. Eğer bir genel ticaret fuarına katılmışsanız maksimum 271 bin TL'ye kadar destek alıyorsunuz. Eğer sektörel nitelikli bir fuara katıldıysanız 452 bin TL'ye kadar. Eğer prestijli bir fuara katıldıysanız burada da 1 milyon 357 bin TL'ye kadar destek alabiliyorsunuz. Destek oranları hedef ülke ve hedef sektör olduğunda biraz daha artırımlı oluyor. Yani minimum %50, maksimum da %75'e kadar bu fuarlardan destek alabiliyorsunuz.
Fuar organizasyon firmaları da, organizatörler de bu fuarlardan destek alabilmekte. Ek bilgi olarak verelim. Yine az önce söylediğim gibi genel ticaret fuarlarında 2023 yılı için bu 271 bin TL, sektörel fuarlar 452 bin, prestijli fuarlardan da 1 milyon 357 bin TL'ye kadar firmalarımız destek alabiliyor. 2024'te bu oranlar değişecek. Yeni listede zaten destekler bölümünde yer alıyor şu anda, çıktı. Burada da dikkat edilmesi gereken noktalar, az önce yurt içi fuarda söylediğim gibi bir fuar alanında, bir standta bir katılımcı olmak zorunda. Ya da yurt dışı fuarda diyelim ki iki tane stand yeri buldunuz, iki tane yer açtınız, buradan sadece birinden faydalanabiliyorsunuz aynı fuarda. Başvurular fuar bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde destek yönetim sistemi üzerinden alınıyor. Yine eksiklik bildirimi 2 ay içerisinde firmalarım, biz eksiklik yazıyoruz, 2 ay içinde firmalarımız en geç bize bu eksikliği tamamlayıp dönmek zorunda. Bu çok önemli. Destek yönetimi sistemi üzerinden yürüyor her şey. Firmalarımız yani bu destek yönetimini çok takip etmiyorlar ya da bir takım sorunlar yaşıyoruz bununla ilgili. Başvuru destek yönetimi sistemi üzerinden, dosya kapanana kadarki süreç hepsi destek yönetim sistemi üzerinden. Dolayısıyla bu çok önemli. Eğer destek yönetim sistemi üzerinden eksik evrak bize dönmezse dosya olumsuz olarak sonuçlandırılıyor. Bir saniye, bu destek yönetim sistemi üzerinden başvuru dosyanızın hangi aşamada olduğunu, hangi uzmanda olduğunu, eksikliklerini, hepsini görme imkanı var. Evet. Bu çok büyük bir kolaylık ama hep diyorum bunları görmek için de bakmak lazım. Şimdi evet. Bu noktada problemler var. Yani ben görmedim, ben bakmadım, ben şey yapmadım. Ben de diyorum ki öyle geldiğinde demek ki o paralara ihtiyacınız yok ki görmemişsiniz, bakmamışsınız. Buradaki konuşulan paralar yüksek paralar arkadaşlar. Dikkat edin. Yani özellikle mali işlerde çalışan arkadaşlarım, firmalarımızda bu kadar paraları bir o bölümün en son adamına vermesinler lütfen, kendileri baksınlar. Ya bir kredi başvurusu yapıyorsunuz, işte patron, yönetim kurulu başkanı, herkes gidiyor oraya. Burada karşılıksız para veriliyor. Ya bu paralar karşılıksız, kredi değil, faizi yok, şey yok. Lütfen bakın, yani siz yetkili arkadaşların takibinde olsun bu işler. Benim kişisel kanaatim öyle. Yani çalışan bir adamın, son düzeyde çalışan bir adamın inisiyatifine bırakmayın. Üste de söyledim başkanın odasında, o kadar büyük paraları kaybediyorlar ki burada. Bu paraları kaybetmemek için işte DYS sisteminde girip kaç saniyenizi alacak? Bakıp benim dosyam nerede, benim dosyam hangi aşamada, benim dosyama eksik mi yazılmış, neler eksik yazılmış, onları bir zahmet mali işlerin başında olan arkadaşlar takip etsinler. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, destek yönetim sistemine zaten üye olurken firmalarımız bir kullanıcı yetkilendiriyorlar. Bu kullanıcının her zaman sistemi takip etmesi gerekiyor. Yani bununla ilgili kullanıcı kimse firmanızda, o sürekli destek yönetim sistemi üzerinden bu başvuru yaptığının takibini yapsın. Zaten yaptıktan sonra da firmalara mail de düşüyor. Bazen maillerde sorun oluyor, düşmemiş oluyor. Düşmediği zaman da işte sisteme de bakmıyorlar. Ve bakanlık zaten bu süre geçtiği zaman 2 ay resten zaten dosyayı olumsuza çekiyor. Yani sistem olumsuza çekiyor. Şimdi yurt dışı fuarlarda hedef ülkelere, dediğim gibi hedef ülke ve sektörlerde artırımlı destek var demiştik. İşte 2023 yılında 51 tane hedef ülkemiz var. 2024'te daha hedef ülkeler açıklanmadı. Bu ülkelerden destek alındığında zaten artırılmış şekilde devam ediyor. Az önce 1 milyon 357 bin TL prestijli fuar desteğimiz var demiştik. Bunda da bir firma en fazla 2 defa bu destekten yararlanabilir yıl boyunca.
Bakanlık prestijli fuarları belirliyor. O belirleme kriterleri de işte fuara katılan katılımcı sayısı, firma sayısı, ziyaretçi sayısı, işte fuarın kaç yıldır düzenlendiği, sektöründe önde gelen bir fuar mı değil mi? Bir takım kriterleri var. Eğer bunlara uygunsa fuar, prestijli fuarlar listesi diye ayrı bir liste var. Yine aynı yerde destekler bölümünde. Burada yayınlanıyor. Bir de şöyle bir şey var yurt dışı fuarlarda. Eğer mikro ve küçük işletmeyseniz 10 fuara kadar bir yıl boyunca destek alabiliyorsunuz. 10 fuar limiti var. Eğer orta ölçekli bir firma ise 5 tane fuara katılma hakkı var. Yurt dışı fuarlarla ilgili fuar listemiz bu şekilde. Örnek olarak koyduk, bir bakarsınız. 2024 yılı listesi de 16 Kasım'da yayınlandı. Oradan da 2024'leri görebilirsiniz. Bireysel fuarlarımız bu şekilde. Yine aynı şekilde listemiz. Evet, fuarlar böyle. Şimdi de tasarım desteğimiz var. Bu destekte yine 5973 sayılı karar kapsamında Türkiye'deki inovasyon ve tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik verilen bir destek. Bu destekten yine tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşları destek almakta. En çok firmalarımız için tasarım ürün geliştirme projeleri şu anda revaçta. Diğerleri çok başvuru olmadı. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Firmalar ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünler geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısını oluşturma adına bir proje hazırlıyorlar. Bu proje kapsamında tasarımcı, modelist, mühendisin brüt maaş giderleri 5.429.000 TL'ye kadar destek kapsamında en fazla 10 kişiye kadar veriliyor. %50'si tabii 5.429.000. Alet, teçhizat, malzeme 2.714.000 TL. İnternet sitesi, web sitesi üyeliği de 904.000 TL'ye kadar proje başına. 3 yıllık bir proje. Eğer bütçeniz kalırsa artı 2 yılda bakanlık onay verdiği takdirde uzatılabiliyor. Bununla ilgili başvuru şu şekilde oluyor. Bakanlığa bir proje formu var. Destek yönetim sistemi üzerinden bu proje formu var. O doldurulup gönderiliyor bakanlığa. Sonra bakanlıkta bir uzmana havale edilip uzman inceledikten sonra firmayla yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleşiyor. Eğer uygun görülürse projeye onay veriliyor. Proje onay verildiği tarihten itibaren yaptıkları tüm harcamalar destek kapsamına giriyor. Bir şirketin en fazla bir adet projesi destek kapsamında. Yani bir projeyi doldurdunuz, onaylandı. Projenizi kullanıyorsunuz, ikinciye bir daha başvuru hakkınız yok. İstihdam edilen personellerden azami ikisi yabancı olabilir. Dediğim gibi desteğin başlangıç tarihi bakanlığın onay verdiği, destek yönetim sisteminden size okey verdiği tarih. Ben bir katkı koymak istiyorum. Şimdi bizim ihracatın, sanayinin en büyük problemine katma değerli üretim, katma değerli ihracat. Devlet de demiş ki sizin ihracatta katma değerinizi arttırmanız için ben size tasarım desteğini veriyorum. Bu tasarım desteğinde iyi tasarımcıları, ürün geliştiricileri çalıştırın. Bir de bununla ilgili sizin T cetvelinizden bilgisayar programlarınıza kadar, numune makinelerinize kadar ben destekliyorum. Bu çok güzel, yeni bir olay değil, çıktı. Fakat şimdi biz çıktı. Bunu hemen nasıl uygulamaya başladık? Biz bekçiyi tasarımcı yapmaya başladık. Anlatabiliyor muyum? Muhasebeci arkadaşı tasarımcı göstermenin evet, yolunu aradık. Ondan sonra numune makinesi dedi, biz bunu şey olarak algıladık, işte üretimde kullanılacak makineler olarak algıladık. Öyle olunca devlet de bunu küçülttü, küçülttü, küçülttü. Arkadaşlar, şimdi ihracatta katma değer kilo başına dolar değeriyle belirleniyor. Türkiye ihracatının dolar değeri 1.30, 1.40, 1.50'ye kadar çıktı. Ben 20 senedir yaklaşık buradayım. 1.50'den yukarı görmedim. Bu sene 1.50'leri zorluyor. O da biraz dünyadaki enflasyondan, fiyat artmalarından kaynaklanıyor. Şimdi aynı oran
Almanya'da 4,5 dolar kilogram. Yani aynı kiloda malı Almanya ihraç ettiği zaman biz 100 milyar dolarsak o 450 milyar dolar olarak ihraç ediyor. İşte katma değer bu demek. Devlet de bunları düşünerek demiş ki siz şeyi geliştirin, katma değerinizi geliştirin, rekabetçi ürünler yapın. Öyle olunca biz bunu o şekilde algılamamışık. İşte biz bunu bir istihdam teşviği olarak görmüşük. Ötekini de bir yatırım teşviği olarak görmüşük. Ben üzüldüğüm bir müessese bu. Çok genişti, çok böyle etkiliydi. Kendi kendimize küçülttük. Kuş haline getirdik. Mesela devlet diyor ki ya sen diyor futbolda Messi'yi transfer et. Ben sana parasını veriyorum diyor. Yarısını veriyorum diyor. Ama biz ne diyoruz? İşte muhasebeciyi yazalım da onun yarısını alalım. O değil ki, iş yapacak 6 tane adamı diyor koy oraya. Senin tasarımını geliştirsin, katma değerini geliştirsin. Değil mi? Sen bunları yaparken numune makineleri al, onları çalışsın numune makinelerinde. Kötü bir şey mi bu? İhracatçının önünü açıyor. 5 milyon değil mi? Evet, 429 bin TL'ye kadar. 5 milyon 429 bin bir TL. Önce, arkadaşlar bunlar karşılıksız paralar. Evet. Bunlar kredi değil. Bunların faizi yok. Bunları almak bizim ihracatçımızın elinde. Ya bunların biz sizlerden destek bekliyoruz. Nasıl destek bekliyoruz? Firmalarınızı yönlendirin. Firmalarınızın önünü açın. Bu işleri yapın. Hakikaten bizim de görevimiz. Devlet veriyor arkadaşlar. Ben devletin vermediği bir kuruş görmedim bu konuda. En fazla bir ay gecikiyor. Ama onun dışında bu paraları Merkez Bankası aracılığıyla tıkır tıkır alıyorlar. Ödemediği zaman sizin vergi borçlarınıza mahsup ediyor. Ödemediği zaman sigorta borçlarınıza mahsup ediyor. Öyle bir de mahsup beklemiyorsunuz. Anında arkadaşlar mahsup yapıyor. Vergi iadelerindeki mahsuplar gibi de değil bu. Seval arkadaşım da, Hülya arkadaşım da hemen mahsupları yapıyorlar. Onun için lütfen mükelleflerinizi de yönlendirin, mükelleflerinizi bilgilendirin. Bizim eğer eksik olduğumuz yer varsa herkesi bekliyorum. Ben birebir herkese arkadaşlarımla birlikte bu konuda yardımcı olmaya hazırım. Yani bizi bakanlık da zorluyor. Onlar da daha fazla insanın yararlanması, daha fazla firmanın yararlanmasını istiyorlar. Hep birlikte yapacağız bunları. Yani 1,5 dolarlar, biraz önce söyledim ya, bu rakamlar yakışmıyor. Ya 1,5 dolarlık ihracatla biz nasıl dünyada büyüyeceğiz, kalkınacağız, gelişeceğiz? 5 dolar Almanya. Bu rakamlar real rakamlar ya. Bunlar söylenti değil. Bizim 5 kat katma değerli şeyim, ihracat. Kore 4,5. Çin 4 küsür. Bizim rekabet ediyorsak, biz bu dünyada bunlarla rekabet ediyoruz. Kimi önümüze örnek alacağız? Yani gidip Afrika ülkelerini alacak halimiz yok. Değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Bir diğer desteğimiz de pazara giriş belge desteği. Burada da yine firmalarımızın Ticaret Bakanlığı'nın sayfasındaki yeri bu şekilde. 5973 sayılı kararın altında pazara giriş belgeleri desteği diye geçiyor. Burada amaç akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan ilgili ülke pazarına ihracat için alınan belgeler destek kapsamında, ilgili ülke pazarına girişte zorunlu ve avantaj sağlayan kalite çevre belgeleri, can ve mal güvenliğini sağlayan işaretleri gösteren belgeler, tarım ürünlerine ilişkin analizler ve tıbbi cihaz ürünlerinin ruhsatlandırmasına yönelik harcamalar, belge veya analiz başına %50, 7 milyon yıllık limit bu. 7 milyon 239 bin TL'ye kadar destek kapsamında. 2024'te bu limit değişecek.
Akredite kuruluşlar uluslararası kabul görmüş laboratuvarlar, işte bunlar IAF, EA, ILAC ve NANDO üyesi olan kuruluşlar, artı ilgili ülke tarafından kabul görmüş uluslararası teknik laboratuvarlar veya kanunen görevlendirilmiş kuruluşlar. Yine uzmanlık alanında konulara ilişkin oluşturduğu kriterler doğrultusunda uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşları ifade etmekte. Desteklenecek belgeler ISO serisi. Gördüğünüz üzere ISO'nun bayağı bir belgesi destek kapsamında. CE işareti ve Ecotex belgesi, TÜPONAY belgeleri, tarım ürünlerine ilişkin analiz belgeleri, organik ürün sertifikası, sağlık sertifikaları ve bakanlığın yine ek B1B listesinde yer alan kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler destek kapsamında. Burada yine belgenin alınış tarihinden, üzerinde yazan tarihten itibaren 6 ay içerisinde destek yönetim sistemi üzerinden ihracatçı birliğine başvurular yapılmakta. Evet, burada da ben gireyim. Bilmiyorum, böyle girmemiz daha faydalı mı oluyor? Yani bu belgelendirmede artık ihracatın her aşamasında bu belgelendirmeye ihtiyaç var. Bazı ülkeler bunu tarife dışı engel olarak da yapıyorlar. Ama lütfen bu belgeleri muhakkak kullanıyorsunuz. Bu belgelendirme ücretlerinin, yenileme ücretlerinin %50'sini veriyor. Takip etsin arkadaşlarım, takip edin lütfen, bu paraları alın. Bu belgelendirmeler yüksek paralar. Evet. Yani bu kadar devlet detaylı düşünüp sistemi kurmuş. Her aşamada ihracatın gelişmesi adına destek veriyor. Teşekkür ederim. Küresel tedarik zinciri ve depolama desteği. Bu desteğimiz de güzel bir destek. Yararlanan firmalarımız gerçekten çok memnun bu desteğimizden. Burada da yine aynı bakanlığın sayfasında bu başlık altında görebilirsiniz. Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi. Bir proje hazırlıyorsunuz. Bu proje şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisini kurmasını sağlayacak mahiyette genelgede belirtilen harcamaları içerir bir projeyi ifade ediyor. Bir tane bir firmanın tasarım desteğinde olduğu gibi bir projesi destek kapsamında. Burada da yine bakanlığa destek yönetim sistemi üzerinden projenizi hazırlayıp gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra yine aynı aşamalardan geçip bakanlık ön onayı veriliyor. Firma yerinde ziyaret edilip onay işlemi gerçekleştikten sonra 2 yıl süresi boyunca %50 oranında 27.149.000 TL'ye kadar, 2023 için bu değer, destek alabiliyor firmamız. Küresel firma burada marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz olan, bakanlıkça uygun bulunan firma. Tedarikçi ise aramalı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı küresel firmaya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile bir başka küresel firmaya tedarikçi olacak şirketi ifade etmekte. Yani buradaki tedarikçi yeni ürün eski firma, eski ürün yeni firma. Yani devamında çalıştığı bir firmaya küresel firma olarak değil de farklı bir firma bulmak zorunda mevcut ürünü için. Ya da yeni bir ürün geliştirip çalıştığı firmayla devam etmek zorunda. Projesi bu şekilde kurgulanması gerekiyor. Evet, bir dakika, burada da felsefe şu arkadaşlar. Uluslararası küresel firmalara tedarik edebilir konuma getirmek istiyor devlet. Burada mesela BMW'ye, otomotiv olduğu için BMW'ye parça yapma kabiliyetiniz var. Ya da Mercedes'e, yok mu? Bursa'da da var bir sürü. Bir sürü firmalarımız var, değil mi? Onlara yeni bir ürün satarken ya da eski ürünün yerine yenisini satarken sizin bu ürünle ilgili orada rekabetçi olabilmeniz adına belirlenen bir destek unsuru. Bu da çok ciddi bir destek. Sektör buradan bayağı bir fayda sağlıyor. Ve büyük destekler. Kaç paraydı? 28 milyona yakın bir destek. Bunu tek faturayla da alabilirsiniz. Birden çok faturayla da alabilirsiniz. 28 mesela ne yapıyor? Bir test cihazı alıyorsun. Sen bu şeyi yapmak için test cihazlarına teste ihtiyacın var. Sen o test cihazını
yarısını devlet veriyor sana. Bununla ne hedefleniyor? Sen git diyor BMW'ye sat malını. Sen diyor Mercedes'e sat. Sen diyor bilmem işte bilinen küresel firmalara sat diyor. Oralarda rekabetçi ol diyor. Kötü bir şey mi bu? Değil mi? Nasıl kurgulanmış? Bak her aşaması kurgulanmış bunlar. Altyapısı düşünülmüş, taşınılmış. Her aşamada destekler oluşturulmuş arkadaşlar. Yeni nesil desteklerde bütün ihracatın hem üretimine yönelik, hem pazarlamasına yönelik, hem markalaşmasına yönelik her türlü destek bu yeni nesil destekler içinde yer almakta. Evet, buyurun. Evet. Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesine başvuracak firmanın en az projeye başvurmadan önce bir yıl önce ihracatın olmuş olması gerekiyor. İhracat gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Desteklenecek giderlere bakacak olursak makina, ekipman ve donanım harcamaları, bunlar prototip numune ürün geliştirme, test analiz cihazları, destek kapsamında seri üretime yönelik makina teçhizat destek kapsamında değil. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Prototip numune ürün geliştirme, test analiz doğrulama, bir de yetkinliği artıracak makina teçhizat. Yani küresel firma sizden ürünüyle ilgili ona ürün göndermek için o makina ve teçhizata ihtiyacınız varsa ve bunu projenizde yazdığınızda bakanlık uygun görürse onay verebiliyor. Yetkinlik artırıcı ekipman. Yazılım harcamaları, yine bakanlıkça uygun görülen yazılımlar, eğitim ve danışmanlık hizmet harcamaları, sertifikasyon, test, analiz, doğrulama harcamaları. KTZ yetkinlik projesi destek kapsamına alınan tedarikçi, proje süresi boyunca aynı mahiyetteki destek unsurlardan yararlanamaz. Yani bir makine ekipman aldınız, gidip KOSGEB'e aynı ekipman için başvuru yapamazsınız ya da başka bir devlet teşviğinden yararlanamazsınız. Onaylanmadan önce, projeniz onaylanmadan önceki harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Size destek yönetim sistemi üzerinden onay geldiği tarihten itibaren kesilen fatura ve ödemeler destek kapsamında değerlendirilir. Bir de yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri var. Burada siz küresel firmaya bir orijinal parça üreten ve tedarik eden Türkiye'de bir tedarikçi şirket iseniz yurt dışında açtığınız depolar destek kapsamında. Burada depo kirası artı depolama hizmeti kapsamında yükleme, boşaltma ve elleçleme giderleri desteklenmekte 4 yıl boyunca. Destek tutarı yıllık depo giderinde %50 oranında ve en fazla 7 milyon 239 bin TL'ye kadar. Bu yıllık, yani 2023 için. 2024'te yine değişecek bu oran. Dediğim gibi her bir ülke için 4 yıl boyunca yararlanabiliyor. Bir şirketin en fazla 25 birime kadar açma durumu var. Türkiye'de üretilen ürünlerin oraya gitmesi gerekiyor. Yani Türkiye menşeli olacak ve Türkiye'de üretilecek. Destek ödemesi yurt dışındaki ortaklık oranına göre hesaplanmakta. Buradan da yararlanmak için yine destek başvuru tarihinden önce birimin bulunduğu ülkeye en az bir defa ihracat gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Şirketlere verilecek destek tutarları da ilgili ülkeye yapılan yıllık ihracatın yarısından fazla olamaz. Bu önemli, yeni gelen bir kriter bu. Yine depolama desteğinden yararlanmak için destek yönetim sistemi üzerinden firmalarımız bir ön onay başvurusu yapıyor. Eğer bakanlık uygun görürse o ön onaydan sonra o ülkedeki depolamayı kapsama alıp 4 yıl boyunca desteklemeye uygun görüyor. Benim bak bu otomotiv sektörü için bu son derece önemli. Şimdi büyük küresel oyunculara mal verdiğiniz zaman malının bir süre garanti altında olmasını istiyorlar. Yani benim yanımdaki depoda senin 3 aylık malın bulunsun. Ben en azından 3 aylık malımın üretimde, seri üretimde kullandığım malımın garantisini alayım şeklinde. Ve bu büyük bir ihtiyaç. Ve bunu da otomotiv özellikle çok fazla kullanıyor. Bu depolama, şöyle bir ayrım yapalım, depolama bizzat bir depo şeklinde de olabiliyor ya da mevcut depolardan, yurt dışındaki mevcut depolardan faydalanma
imkanı da sağlıyor. Senen iki palet malım var, iki paletin faturasını ve eleştirme giderini ödüyor. O şekilde işleyen ve çok kullanılan bir enstrüman. Serbest değil. Yok yok. Depolama serbest bölgelerdeki girmiyordu. Serbest bölgelerde artık depolama şeyini kaldırdılar. Üretim dışı depolama işlemi yaptırmıyorlar. O bir serbest bölge politikası olarak o şekilde uygulanıyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa evet, alabiliriz. Şimdi sorular, istersen soruları cevabını orada buradan alalım. Yapalım. Evet arkadaşlar, buyurun. Merhaba, Hilal Atan ben. Ben firmama teşvik alıyorum, fuar teşvikleri alıyorum ama benim firmam yıllık 4 kere yurt dışı fuarına gidiyor. Toplamda bir kotamız var sanırsam. 5, 5. 5, evet. Beş. Orta ölçekli toplamda bir firmasınız da, değil mi? Evet, orta tamam. Ölçekli. Toplamda da bir kotam var sanırsam. Yıllık 4'ten zaten ben bu süreyi dolduruyorum. Bu yıllık 5 limitiniz var. 5 limitim, toplamda da bir limitim var galiba. 30 mu? Yok, aynı fuara 10 defadan fazla katılıyorsunuz. 10 defadan fazla. Yok yok, 5 limit o. 4 değil, 5. 5 limit. Beş. Ya ileriye dönük benim bu limitlerimi ben bir 3-4 senede dolduracağım. O ileriye dönük bana başka bir yol olur mu? Yani başka ya, bir fuara yılda bir defa katılıyorsunuz. Tamam. Aynı fuara 10 yıl boyunca katılacaksınız ki 10 yıl, yani 10 defa hakkınız orada dolacak. Bir de yıllık 5 tane fuara katılıyorsunuz. 5 limit tabii. Toplamda bir kotam yok mu? Yok. Yok, toplamda yok. Yıllık 5 yıllık tane. Kota 5 tane de ben sizin sorunuzu şöyle yapayım. Bu bakan düzeyinde dile getirildi. Bu problemin farkındayız. Biz ihracatçı birlikleri olarak bu sayının arttırılmasını istedik. Bakanlıktan 5 evet. Sayısının yetersiz olduğunu, bu 5 sayısının en azından 10'a çıkarılması gerektiğini biz bakanlıkla müzakere ediyoruz. Umarım değişir diye düşünüyoruz. Bir de yurt içinde ben yıllık 2 tane fuar desteği alabiliyorum. COSGAP'ten aldığım destek bu iki kotasına giriyor mu? 3 tane. 3 tane. Tabii. Yıllık yurt içinde 3 tane alabilirsiniz. Ben COSGAP'ten aldığım bu 3'ü içerisine giriyor mu? Hayır. COSGAP ayrı ama aynı fuar için hem COSGAP'e hem bize başvuru yapamıyorsunuz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Başka arkadaşlar. Bunlar satış ve pazarlamaya yönelik desteklerdi. Yani bir ihracatçının bir malı satması için fuarından tutun. Diğer enstrümanlar da bu kapsamda planlanmış. Satışı ve pazarlamayı destekleyici enstrümanlar olarak devrede. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İsmim Cüneyt Özkan. İnegöl'den gidiyorum. Buyurun. İnegöl'de bizim öncelikle sektörümüz mobilya. Evet. Mobilyada da tasarım teşvikleri ürün geliştirme açısından ne gibi örnekler verebilirsiniz? Hangileri kapsamlı? Şimdi biraz önce söyledim. Mobilya birliği bizim bünyemizde yok. Evet. İhracatçı birlikleri sektörel bölünmelerle bu İstanbul ve Ankara'da var ama bu tasarım destekleri konusunda tasarımcı anlamında sektörel farklılık yok. Yine orada tasarımcılara ürün geliştirme işlemlerini ve tasarım için gerekli olan makineleri bu kapsamda temin etmek mümkün. Yani mobilyada Ar-Ge olarak hangi bir ürün örnek verebilirsiniz? Şimdi şöyle, siz destekler bölümünde tasarım uygulama esasları var. Oraya bakın, ek 2 listesi var. Orada mobilya için hangi makine teçhizat alınabileceği listesi var. Bir bakarsınız. Teşekkür ederim. Yani burada bu şeyler genel sektörler için ayrım yok, sektörel ayrım yok. Hı hı. Bu konuda detaylı bilgi istiyorsanız bizlerle görüşebilirsiniz. Buyurun. Pardon. Evet. Merhaba, Kaan Şenol ben. Buyurun. Biz hizmet ihracatı yapıyoruz çalıştığım firmada da. Çok büyük firmalarda da çalışıyoruz. British Petroleum gibi. Şimdi bu tasarım desteği veya diğer desteklerden yararlanmak için İlla mal ihracatı olmak zorunda mı? Mesela... Yok, değil. Şimdi hizmet ihracatçı birlikleri İstanbul'da tek bir tane var. İstanbul'daki
Hizmet İhracatçı Birliği'ne üye olun. Hizmet ihracatları için ayrı teşvik devlet yardımları sistemi oluşturuldu. Orayla irtibata geçip oradan daha detaylı biçimde bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Tasarım desteği Hizmet İhracatçı Birliklerinde de var. Aynı şekilde bizde ne varsa onlarda da aynı başlıklar tek mevzuatın altında birleştirilmiş. Hizmet İhracatçı Birliklerinden başvurabilirsiniz tasarım desteği içinde. Evet. Buyurun. Buraya. Merhabalar. Yunus Arabacı, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bilgilendirmeleriniz için. Arkadaşımın sorduğu soruya ilave ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi yurt içi ve yurt dışı fuarlarda destekte de gene geriye dönük herhangi bir ihracat şartı ya da ileriye dönük bir ihracat şartı beklentimiz yok. Çünkü şartlar arasında bunlar yazmıyor zaten. Hayır, ihracat şartı yok yurt içi ve yurt dışı fuarlarda. Tamam. Bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Bu küresel firmalarla ilgili bir listemiz var mı internet sayfamızda? Yok. O da yok. Onu bakan sektöründe... Hani çünkü depo kiralamalarında bir küresel firmayla ticaretten bahsediyor. Yok, depo kiralamaları ile şey değil. Herkes eğer yurt dışındaki ihracatında depoya ihtiyaç duyuyorsa bu KTZ kapsamında değil. Depo kiralayabilirsin. Orada malını satabilirsin. Orada iki türlü oluyor. Ya tümden depoyu kiralamak şeklinde oluyor ya da belirlenen bir depoda bir yer alarak, belirli yer olarak bu depo işleminden faydalanmak mümkün. Şimdi Sevan Hanım size anlatacak biraz sonra. Depo desteği de var ayrıca. Yani küresel firmaya göndermiyorsunuz. Normal bir depo açmak isterseniz yine depo desteği var. Evet. Buyurun Üstad. Tabii oradaki yurt dışındaki antrepolarda o depo hükmünde orası. Orada indirdiğiniz zaman malınızı faturalandırmak kaydıyla bu depo desteğinden faydalanıyorsunuz. Bir de malın %10'unu geçmemek kaydıyla elleşleme giderinden de faydalanıyorsunuz. Evet, buyurun. Araştırma desteğini göremedim ama şimdi, o kalktı mı? Hayır şimdi biz 3 arkadaş, 4 arkadaş böyle geldik. İşte hepsini detaylı anlatalım diye. Seval arkadaşımızın alanına girdiği için o desteği anlatacak. Teşekkürler. Evet. Müsaade ederseniz Seval arkadaşımıza geçelim. Seval arkadaşımız da İşte daha çok markalaşmaya, ki onun en önemli şeyi marka teşvikleri, Turkaldi teşvikleri ve diğer teşvik unsurlarını anlatacak. Kendisine sözü verelim. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Seval Peker, ben Devlet Yardımları 1 Şube Müdürü. Ben size söylediği gibi markalaşmaya yönelik devlet yardımlarını anlatacağım. Bir de işbirliği kuruluşlarının destekleri var. Firma olarak faydalanmıyorsunuz ama işbirliği kuruluşu faydalanıyor destekten. Firmaları faydalandırılıyor, harcamayı o yapıyor. O iki kalemden bahsedeceğim, o başlıktaki desteklerden. İlk desteğimiz yurt dışı marka tescil desteği. Kimler yararlanabilir? Kimler yararlanamaz diyelim, şahıs firmaları yararlanamaz. TTK 124. maddedeki şirketlerimiz faydalanabiliyor. Bundaki koşul ne? Yurt içi marka tescil belgeniz olacak. Daha sonra bu yurt içi marka tescil belgenize sahip olduğunuz markanıza ilişkin yurt dışında yaptırdığınız tescil harcamalarınızdan faydalanabilirsiniz. Neye dikkat edeceksiniz? İşte Türk malı imajına uygun olacak. İşte USA ifadesini kullanmayacaksınız örneğin. Marka tescilinizde. Bunlarla ilgili olumsuz çok başvurular oluyor. Yabancı kelimelere çok ülkeyi isminize deleyecek yabancı kelimeleri, ülke menşeini kullanmayacaksınız. Destek oranımız ne kadar? Bu her sene değişiyor TL olduğu için. 2023 %50, 1.357.000. 4 yıl destek süreniz var. İlk ödeme belgenizle destek süreniz başlar. 4 yıl süre boyunca devam eder. Bir diğer desteğimiz sizin de bahsettiğiniz gibi yurt dışı pazar araştırması. Çok yoğun başvuru gelen bir destek türü bu firmalardan.
neler destekleniyor, limitlerimiz ne kadar? Şirketler tarafından, şirketlerin personelleri veya şirket ortakları tarafından gerçekleştirilen ulaşım ve konaklama giderleri destekleniyor. İki personele kadar destekleniyor yalnız. Bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere bir şirket ömrü boyunca en fazla 20 defa faydalandırılabiliyor bu destekten. 2023'ten önce limitler daha farklıydı ama 2023 yılından sonra bu azami 5 ve şirket ömrü boyunca en fazla 20 defa yararlandırma şartı geldi. 180.000 TL'ye kadar faydalanıyor. Nelere dikkat edeceksiniz? Ulaşım seyahat harcamalarında ekonomi sınıfı ulaşım yapacaksınız. Konaklama giderlerinde de günlük oda kahvaltı giderleri destekleniyor ve 4500 TL'ye kadar bir limitimiz var. Ve pazar araştırması seyahatinde de bir süre kısıtımız var. Ne kadara kadarını devlet destekliyor? En az 2, en fazla da 10 günlük kısmı destekleniyor bu seyahatin. Ve 2 gün bize pazar araştırması yaptığınıza ilişkin verileri destek yönetim sistemi üzerinden giriş yapmanız, tanımlamanız gerekiyor. Bir tane görüşme eğer sunarsanız dosyanız olumsuz değerlendiriliyor. Bu hususlar önemli. Diğer desteğimiz birim kira desteği. Bu da sizin bahsettiğiniz destek. Hızlı gidiyorsam söyleyin. Kimler yararlanabilir? Az önceki gibi şahıs firmaları faydalanamaz. TTK 124. maddede belirtilen şirketlerimiz faydalanabiliyor. Ne tür birimler destekleniyor? Ofis, mağaza, showroom, depo, sergi teşhir salonu, işte reyon, raf, kiosk, üzerinde bina yapılmak üzere kiralanan arsa da destekleniyor. Depo ile ilgili sorunuza isterseniz cevap vereyim ben. Depoyu bir alan olarak da kiralayabilirsiniz ya da GEFCO gibi böyle paletleme bazlı depolama hizmeti veren şirketlerden de kiralama yapabilirsiniz. Ama bizde sadece storage denen saklama bedeline karşılık gelecek tutar destekleniyor. O büyük GEFCO gibi firmalar genelde lojistik hizmet sunuyor. Biz sadece storage ve saklama bedeline karşılık gelen kira kısmını destekliyoruz. Burada o nüans var. Destek oranımız %50, 3 milyon 169 bin TL. Ve 4 yıl. 4 yıl nasıl hesaplanıyor? Bu hedef ülke bazlı bir destek. Ülke bazlı destekleniyorsunuz. Diyelim Almanya'da başladınız. İlk kira dönemi ödeme tarihi itibariyle başlar. Ocak 2023'te başladı diyelim. 4 yıl boyunca bu destekten Almanya'da faydalanabiliyorsunuz. Sonra ülke değiştirebilirsiniz. Almanya kirası devam ederken Rusya'yı seçebilirsiniz. Ülke bazlı 4 yıl destek süremiz. Şimdi yurt dışında birim açtığınız zaman ne şekilde açacaksınız? Yurt içindeki firmanız da yurt dışında birim açabilir. Yurt dışında firma kurup da orada birim açabilirsiniz. Bu noktada genelde ülkelerin mevzuatları değişiyor. Ticaret müşavirliklerimiz bu konuda sizlere destek sağlıyor. Hangisinin firma için daha avantajlı olduğunun bilgisini ticaret müşavirliklerinden öğrenebilirsiniz. Destekten yararlandıracak şirketlerin destek başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş olma şartı aranıyor. Bir nüansımız daha, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması, yani ihracat koşulunun gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ve ihracatta da yıllık bizim size vereceğimiz destek tutarı ilgili ülkeye yapılan yıllık ihracatın yarısından fazla olmuyor. Yani kira tutarınızın iki katı kadar ihracat yapmak durumundasınız. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden faydalanabilir. Burada ben bir şey söyleyeyim. Uygulamada yapılan eksiklikler. Şimdi arkadaşlar, yurt dışında ki bir şirket yurt dışına depo, ofis vesaire açacaksa lütfen önceden bize gelsin. Biz yol gösterelim. Onun belgelerini nasıl düzenleyeceğini arkadaşlarım izah etsin. Sonradan yapılan yanlışlar düzeltilmesi daha zor oluyor. Biz yapacağınız kontratlarda, para transferlerinde o kontratların içindeki yazılacak, yazılması gereken unsurlarda farklılıklar olabiliyor. Onun için baştan bize gelip projeyi anlatırsanız biz her türlü desteği veririz size.
Evet, sözleşme, kira harcamalarında önemli bir evrak, ufacık hatalar desteği sıkıntıları yapabiliyor. Şimdi şu sıkıntı oluyor, uygulama usul esasları geliyor, günlük bakanlığın tasarrufları geliyor. Siz bunların hepsine bizim kadar detaylı vakıf olmayabiliyorsunuz. İşlem yapmadan önce bizim gelip kahvemizi içerseniz biz size hata yapmanızı engelleriz. Daha hatasız olur. Hem siz daha bir an önce o paraları alma imkanına kavuşursunuz. Hem bizim arkadaşlar da incelerken kolaylık olur. Tam dosyaları incelemek bizim açımızdan da problemsiz oluyor. Buyurun. Buyurun. Şimdi bütün desteklerde yararlanırken değil, desteğin nakit olarak alınması, borçsuzluk yazısı alınması kaydıyla oluyor. Ama firmanın bu kira desteğini hak etti. Bakın, para almayla işlemleri bir arada şey yapmayın. Tahakkuk etti, biz tahakkuku yaptırdık. O tahakkukun ödenmesi safhasında Merkez Bankası'na gitmeden önce bizim arkadaşlar sizin vergi dairesine, SGK'ya borcunuzu görebiliyor. Biz görebiliyoruz. Bu ya borçsuzluk yazısı getireceksiniz ya da biz orada mahsup yapıyoruz. Konuşmamda dedim, biz bu mahsupları anında yapıyoruz. Vergi dairesi gibi değil, bekletmiyoruz mahsubu yap. Alacağınız var, hemen direkt mahsup işlemini yapıyoruz. Ama siz derseniz ki ya işte genellikle sigortalarda mı oluyor bir ay sonuna doğru 15'inden sonra mahsuplarınız geçiyor. Borçsuzluk yazılarını alabiliyorsanız yine karşılıklı iletişim içinde biz o süreleri bekleterek nakit alma imkanını sağlıyoruz. Yeri gelmişken şey de söyleyeceğim. Mümin Bey de değindi destek süreleriyle ilgili. Şimdi siz bize başvuruyorsunuz. İşte desteğe göre değişiyor. Kimisi ödeme belgesinden sonra 6 ay, kimisi faaliyet sonu 3 ay. Mevzuata göre farklı destek süreleri var. Ne zaman dosyam incelenecek, nasıl sonuçlanacak? Bunların sorusu geliyor. Bana genelde dosya %98 eksikle gelir. Tam dosya çok nadirdir gelmesi. Personel inceler, kontrolünü yapılır, eksik bildiriminde bulunulur. Sonra firmadan bir daha gelir, bir daha eksik. Sonra personel onu bir daha inceler, süresi varsa. Yoksa eğer yeterli evrağı yoksa dosya reddediliyor. Süresi varsa o eksik zaman zaman 2 kere veya 3 kere de gidebiliyor. Ne oluyor? Süreç uzadıkça uzuyor. Siz evraklarınızla tam bir şekilde başvuru yaparsanız firmalar adına dosyanız daha hızlı sonuçlanacak. Bizdeki tahakkuk aşamasından sonra da bakanlık onayı, bir de Merkez Bankası onayı safahatı var. Orada da yaklaşık 3 hafta ile 2 ay arasında bir ödeme hak edişinizin hesabına geçme süreci var. Yani ne kadar az eksik evrak, o kadar hızlı teşvik alınması. Bir de bir şey daha hatırlatayım. Biliyorsunuz hukukun temel kaidesi usul esastan önce geliyor. Yani siz bir usulde bir eksikliğiniz varsa esastaki haklılığınız, haksızlığınıza bakmıyor. Değil mi? Mahkemeler. Şimdi bu sürelerde usulün en önemli unsurlarından. Sürelere uymak lazım. Artık her şey dijitalleşti. Dijitalleşmenin iyi tarafı var, kötü tarafı var. Biz Sayıştay, DİFİF'te bütçeden olduğu için Sayıştay incelemesine tabiyiz burada. Hatta 2 hafta mı oldu? 2 hafta önce 3 Sayıştay, bir baş denetçi, 2 denetçi vasıtasıyla denetlendik. Aşağı yukarı 2 yılda bir pandemiden aksam oldu. 2 yılda bir de Sayıştay denetimine bakıyoruz. İlk önce baktıkları usul incelemesi. Sen haklısın, sen gitmişin, o fuarda yerini almışın, her şeyi yapmışın, usulde bizim atladığımız bir şey varsa hemen onlar tespit ediyorlar. Onun için bu sürelere çok uymak lazım. Süreleri, eksiklik sürelerini bildirdiği zaman bildirilen süre içinde tamamlamak lazım. Buradan çok gol yiyor firmalarımız. Gece saat 00:01 gece geçe eğer görevlerimize düşerse süresi dolduktan sonra istesek de işlem yapamıyoruz. Yani zaten. Onun için
bu sürelere, bu usule azami dikkat etmek lazım. Çok canı yanan firmamız var. Evet. Evet, sağ olun. Bir sonraki desteğimiz tanıtım desteği. Bu desteğin aslında birim kirayla da bağlantısı var. Kimler faydalanıyor? Gene şahıs firmaları faydalanamıyor. TTK 124. maddedeki hükmü olan firmalar. Tanıtım desteğine iki şekilde başvuru yapılabiliyor firma. Eğer o ülkede birimi varsa ve destek alıyorsa, bir önceki anlattığım destek tanıtım desteği kapsamına girebilir. Ya da yurt içi marka tescil belgesine sahip olduğu tescil belgesinin yurt dışında tescili varsa, diyelim Fransa'da tescil aldı, Fransa'daki tanıtım harcamaları için bize başvuru yapabiliyor. Tanıtımda tescil olma koşulu değil, yurt dışında tescile başvuru yapmış olması koşulu yeterli, ama yurt içindeki markanın tescili olacak. Yurt dışında başvurusu olacak, yurt içinde de tescili olacak. Bu iki husus tanıtım desteğine başvuru. Marka tescil üzerinden başvuru madaki limitle birim üzerindeki farklılık arz ediyor. Marka tescil üzerinden 7 milyon civarı, birim olan firmalar üzerinden de 4,5 milyon civarı bir destek limitimiz var. Destek oranı %50. Destek süresi burada da 4 yıl. İlk harcama ödeme onaylanan ödeme belgesiyle başlıyor 4 yıllık süremiz. Burada yalnız ülke bazlı değil, tanıtım desteğinden 4 yıl boyunca faydalanıyorsunuz. Hangi koşullar sağlanmalı? Az önce bahsettiğim gibi marka tescil koşulumuz var. Yurt dışı birime bağlı tanıtım desteği alan firmaların da birimlerinin olmadığı ülkelerde yaptıkları tanıtım harcamaları için de yurt içi ve yurt dışı marka tescil belgesinin sunulması gerekiyor. Aynı birim kira desteğinde olduğu gibi bir yıl önceden şirketin kurulmuş olma şartı var ve Türkiye'de üretilen ürünlerin yurt dışındaki pazarlanmasına yönelik tanıtım harcamaları destekleniyor. Nedir bu tanıtım harcamaları? Aslında iki sayfalık bir liste bu. Genel olarak yazılı, görsel ve internet reklamları, iç dış mekanlarda gerçekleştirilen harcamalar, özel tanıtım giderleri, sponsorluk, işte şov, defile gibi harcamalar ve diğer tanıtım harcamaları destekleniyor. Pazara giriş projesi hazırlama desteği. Bu çok yeni bir destek. Henüz hiç başvuru gelmedi. 2023 yılında çıktı. Bu destek nedir? Aslında bunda Bakanlık onayıyla gerçekleştirilen bir destek. Bir danışmanlık hizmeti alıyorsunuz. Bu aldığınız danışmanlık hizmetinde de yurt dışında ihracat amaçlı yapacağınız pazarlama faalyetlerini anlatan, diyorsunuz ki diyelim şu ülkede şu tanıtımı gerçekleştireceğim, şu kadar bütçe ayıracağım, bu fuara katılacağım. Alınan bir danışmanlık hizmeti, ama öncesinde bakanlığa başvuruyorsunuz. Bakanlık bir ön onay veriyor. Bakanlığın verdiği onaydan sonra bu danışmanlık projesine ödeme belgesi tarihinizden itibaren 6 ay içerisinde başvuruyorsunuz. Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği. Bu da daha önce bakanlık tarafından sonuçlandırılan bir destekti. 2023 yılından itibaren bize geçti. Burada da 2 adet başlığımız var. Yurt dışında yerleşik bir şirket aldığınızda, bu şirket ileri teknolojiye sahip olan bir şirket de olabilir, mali ve hukuki danışmanlık hizmet giderleri ile bu şirketin satın alınmasında kullanılan krediye ilişkin faiz giderleri destek kapsamında 2023 limitleri ekranda yansıtılıyor. Yurt dışında yerleşik şirket marka alımına yönelik giderler 5,5 milyon civarı. İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik giderlerde bu danışmanlık ücreti yaklaşık 2,5 katına çıkıyor. Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz giderleri 54 milyonken, eğer ileri teknolojiye sahip bir firmaya ilişkin satın alınmadaki kredi faiz giderleri de 81,5 milyon civarında çıkıyor. Başvuru süreci nasıl işliyor? Bunda yine bakanlık onayıyla harcama belgeleri bize sunuluyor. Öncesinde bakanlık onayına başvuruyorsunuz DYS sistemi üzerinden. Firmayla ilgili bilgiler, danışmanlıkla ilgili bilgileri sunuyorsunuz. Bakanlık onay verdikten sonra ödeme belgesinden tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bize başvuru işleminiz gerçekleşiyor. Biz de DYS üzerinden sonuçlandırıyoruz. Marka ile ilgili son desteğimiz Turquality. Biz kendi aramızda buna devlet yardımlarının Oscar'ı diyoruz. Çünkü şimdiye kadar anlatılan bütün destek başlıkları bu desteğin içerisinde. Fark ne? Burada firma destek kapsamına alınıyor.
Diğerlerinde ne şekildeydi? İşte destek başlığımız var. Firma olarak gidiyorsunuz, DYS üzerinden harcamanızı sunuyorsunuz. Biz sonuçlandırıyorduk. Turkuati de ilk önce bakanlık firmayı destek kapsamına alıyor. Bunlar da genelde orta üst düzey ihracat yapan büyük holdingler. Bizdeki örneklerden verebilirim. Turkuati'nin web sayfasında yayınlandığı için firma ismini zikretmekte beis duymuyorum. Bizdeki en büyük markalar Efes var, Otokar var, Karsan var, Savcan var. Bursa'daki 50 tane var. Coşkun Öz var, evet. Şey var, Beyçelik var bunlar. Hı-hı. Şeyde bu hakikaten yıllık 180 milyon liralık bir destek. Bu unsuru kullandıkları zaman firmalar çok ciddi biçimde ihracatlarına katkı sağlıyorlar. Burada limitler yüksek. Bu limitlerin hepsinden faydalanmak için de ciddi danışmanlık almaları gerekiyor. Kendi yönetim danışmanlıkları, diğer sistemsel ihtiyaçlar hep buradan gideriliyor. Onun için belirli düzeydeki firmalarınızın bu kapsama alınması önemli. En az 3 milyon dolar ihracat yapma koşulu var burada. 3 milyon dolardan başlıyor ama önce bakanlıkla bir görüşme yapıyorsunuz. Bakanlık sizin hedeflerinizi öğreniyor. Ne yapmak istiyorsunuz diye bir hedeflerinizi konuşuyor. Ondan sonra tabii firmanızı dijital hale getiriyorsunuz. İzlenebilirliklerinizi takip ediyor. Orada da danışman firmalardan faydalanıyorsunuz. Onlar puan veriyorlar sizin bu sisteme ne kadar hazır olduğuna ilişkin. Bu puanlama neticesinde bu kapsama alınıyorsunuz ya da marka teşviği kapsamına alınıyorsunuz. Ama size şöyle söyleyeyim. Mesela yurt dışına gidince bizim işte ACB2K burada da var. Ne bileyim Damat TV'm burada da var. Koton burada da var. XY firma burada da var. Onların hepsi Turkuality'den oralarda. Efes Bilsen bizde olduğu için söyleyeyim. Efes Bilsen'in Kazakistan'ın bir köyünde, bir kahvesinde verdiği buzdolabının parasının yarısı bile bu sistemden finanse ediliyor. Bunu da bu kapsama alınıp doğru kullanan firmalar da var. Kullanamayan firmalar da var. Her şey kendi elinizde. Yani iyi kullandığınız zaman müthiş destekler var. Müthiş. Devlet ihracat adına her şeyi veriyor, planlıyor. Sizin başka düşünceleriniz olursa da bizimle paylaşırsanız biz bakanlığa rahat rahat bunu ulaştırabiliriz. Uygulanmayan, bizim düşünemediğimiz, bakanlığın düşünemediği bir takım unsurlar da olabilir. Ya bizim Ticaret Bakanlığı'nın ihracat tarafı hakikaten çok esnek, çok dışa açık, fikirlere açık bir bakanlık yapısı var. Arkadaşlar da oradaki bakan ve bakan yardımcımızdan tutun, tüm bürokrat arkadaşlar da bu çerçevede düşünüyorlar. Yani bizim düşünemediğimiz herhangi bir şey varsa biz onları rahat rahat bakanlığa iletiriz. Ama bak bütün bunların her şeyi arkadaşlar sizlerde bitiyor. Siz mükelleflerinizi bu işlere yönlendirmeniz lazım. Bu işlerde yetkilileri üst düzeyi harekete geçirecek sizsiniz. Ben ona inanıyorum. Onun için bu yönde düşünürseniz sadece firmaya katkı sağlamış olmazsınız. Bunların ciddi kendinize de getirileri olur. Yani ben bir anımı anlatayım. Geçen bir firma ismi vermeyeyim. Turkuality başvurusu yapacak. Ben bakanlıkla görüştürdüm. Turkuality danışmanlığı alması gerekir. Ben dedim ki bizim arkadaşlar size danışmanlık verir. Yok dedi. Turkuality danışmanlığı alacağım. Sordum kaç para?
1 milyon lira istemişler Haziran ayında. Şimdi aynı firma 1 milyon 300 bin liraya çıkarmış. Bunların karşılıkları böyle büyük paralar. Bu şey yapmıyor, ayet indirmiyorlar bunlar. Bir işlem. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlardan para kazanabilirsiniz. Yönlendirirseniz bu işler size de ciddi getiri sağlar. Firmalarda bağımlı çalışıyorsanız sizi vazgeçilmez insan yapar. Ya karşılıksız para koyuyorsunuz şirketlerinize. Kredi falan değil bunlar ya. Karşılıksız paralar. Artık ihracat yapmayan, dış ticaret yapmayan hiçbir firma yok gibi bir şey. Olsa da ayakta durması zor. Değil mi? Bu artık bir zorunluluk, yani bir tercih değil. Daha çok üretmek, daha çok satmak. Daha çok satmanın yolu da işte dış ticaret. Bunun başka yolu yok. Onun için ya bize gelin sorun. Burada anlatamadıklarımız, eksiklikler muhakkak vardır. Sorun ve firmalarımızı bu şekilde yönlendirin arkadaşlar. Bunların hepsi, her anlatılanın karşılığı ciddi paralar. Devlet vermiyor, yok inanmıyorum ben. Devlet vermiyor değil, alamayanlar var. Ben görmedim, 20 senedir devletin senin hak ettiğin parayı vermemesi olayını görmedim. Bir ay geç verir, iki ay geç verir ama neticede paralar veriliyor. Mesela bu Turkalti konusu son derece önemli. Turkalti'ye uygun firmalarınız varsa yönlendirin. Turkalti alsınlar. Tamam mı? Yönetim programları alıyorlar. SAP'yi bunun içinde alıyorlar. 180 milyon liraya. Çok ciddi para değil mi bunlar? Evet. Devam edeyim. Dediğim gibi destek kapsamına alınma süreçleri bakanlık tarafından yürütülüyor. Bir bağımsız denetim firması da devrede. Bakanlıkla önce randevu alıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Sürecin ilerleyişine göre otomasyon sisteminden bir kullanıcı adınız alınıyor. Bir bağımsız denetim web sayfasında yer alan bağımsız denetim firmalarından bir tanesiyle anlaşıyorsunuz. O geliyor, bir ön inceleme yapıyor. Daha sonra destek kapsamına alınma süreciniz okeyse, marka veya Turkalite olarak iki başlık var. Arasındaki fark şu: destek başlıkları aynı, limitler farklı. Uygun bulunduktan sonra süreciniz başlıyor. Destek kalemleri neler, hepsini tek tek zikretmiyorum. Şimdiye kadarki bütün destek kalemleri var. Ona ilaveten danışmanlık giderleri destekleniyor. Bu kiraya ilişkin dekorasyon ve mimari harcamalar destekleniyor. Bir de ilave franchising harcamaları var. İstisna pazar araştırma seyahatindeki ulaşım konaklama, o bu destekte yok. Ulaşım ve konaklamaya ilişkin herhangi bir gider desteklenmiyor Turkalite'de. Destek limit ve sürelerimiz ne şekilde? Marka programı 4 yıl boyunca devam ediyor ama markadan Turkalite'ye geçiş mümkün. Turkalite programına alınan firmalarda hedef ülke bazlı 5 yıl destekleniyor. Yaklaşık 181 milyon liraya kadar tutarlar çıkabiliyor. Marka Turkalite markadaki son destek kalemimizdi. Şimdi KOBİ Kümelenme Dairesi'nin işbirliği kuruluşları aracılığıyla aldığı desteklerden bahsedeceğim. Birincisi URGE desteği, ikincisi de sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri. URGE proje desteğini kimler alıyor? İşbirliği kuruluşları alıyor. İşbirliği kuruluşları kimler? Uludağ İhracatçı Birlikleri bir işbirliği kuruluşu, Ticaret Sanayi Odaları işbirliği kuruluşu, TOP işbirliği kuruluşu, siz de bir işbirliği kuruluşusunuz. Siz de başvurabilirsiniz isterseniz bir üyeleriniz aracılığıyla. İlk önce bir bakanlığa projenizi sunuyorsunuz. Proje onaylandıktan sonra bunun aşamaları var. Projede neler var? İlk önce bir ihtiyaç analizi safahatı var. İhtiyaç analizi nedir?
Diyelim 30 tane üye firma ile başvurdunuz. Bakanlık da buna onay verdi. Bu 30 firma için ayrı ayrı ihtiyaç analizi yaptırıyorsunuz. Bu bir danışmanlık harcaması aslında. Bu danışman firma tek tek firmalarınıza ziyarette bulunuyor, görüşüyor karşılıklı toplantılarla. İhracat için, bu sektör için ne yapabiliriz? Bunun bir tablosunu ortaya çıkarıyor. Daha sonra bu tablodaki verilere göre eğitim ve danışmanlık konuları belirleniyor. Bu konularda eğitim ve danışmanlık alıyor firmalar. Ülke belirleniyor. O ülkelere yurt dışı pazarlama seyahatleri düzenleniyor. B2B eşleşmeleri yapılıyor. Ya da yurt dışından gelecek firmalarla Türkiye'de alım heyeti yapılıyor. Sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti de pandemiyle hayatımıza girdi. Şimdi artık onun başvurusu gelmiyor ama pandemi döneminde o da vardı. Limitler. Destekleyelim diyor. Burge şeyin temel felsefesi de bir kümelenme çerçevesinde tabii bu Avrupa'da çok yaygın bir model, kümelenme modeli. Kümelenmelerle, kümelerle ihracatın arttırılması ya da yeni ihracatçılar kazandırılması yönünde biz diyor sizi destekleyelim. Ama münferit olarak değil de bir araya gelin diyor. Birlikte biz bu destekleri verelim. Size yol gösterelim. Ciddi kaynaklar verelim. Buradaki limitler de az bir limitler evet, değil. Evet, bunun limitleri de yüksek. Burada desteği işbirliği kuruluşu alıyor. Firmalar almıyor. Siz harcamayı firmalar adına yapıyorsunuz. Ve destekleri de işbirliği kuruluşları alıyor. İhtiyaç analizi eğitim danışmanlığın giderleri yıllık 10 milyon, işte yurt dışı pazarlama faaliyet başına 4 milyon 524 bin, alım heyeti 2 milyon 714 bin, sanal yurt dışı pazarlama da 1 milyon 447 bin lira. Diğer kümelenme desteğimiz sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti. Yine işbirliği kuruluşu sektörel bazda düzenlediği ticaret heyetleri veya Türkiye'de yapacakları alım heyetleri kapsamındaki harcamaları %50 oranında destekleniyor. Bunun URGE'den farkı, destek oranı bunun %50, URGE'de %75. URGE'de bir ihtiyaç analizi danışmanlık eğitim safahatı da var. Burada sadece heyet kısmı destekleniyor. Limitler sektörel ticaret heyetlerinin 2 milyon 714 bin, sektörel alım heyetlerinde üst limiti 2023 yılı 2 milyon 262 bin. Desteklenen kalemler neler? Ulaşım, konaklama, tanıtım, organizasyon giderleri, B2B harcamalarında bu tercümanlık giderleri destekleniyor, seminer, konferans, eşleşme giderleri, fuar katılımına ilişkin giderler, görsel yazılı tanıtım, reklam giderleri ve halkla ilişkiler hizmeti giderleri destekleniyor. Teşekkür ediyorum. Benim anlatacağım başlıklar bu kadar. Kafanıza takılan bir şey varsa yardımcı olabilirim. Yerime geçiyorum. Orada devam edelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir şey daha ilave edeyim ben. Bunun mevzuatı çıkmadı. Biliyorsunuz en önemli konulardan bir tanesi yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik. Bu yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusu Türkiye'nin, dünyanın önümüzdeki en önemli sorunlarından, konularından bir tanesi olacak. Çünkü bu bizim direkt ihracatımıza etki yapacak. Bu karbon ayak izleri hesaplamasında bu bizim ihracatımız için ciddi bir maliyet de oluşturacak. Şimdi firmalarımız için güzel bir teşvik daha geliyor. Bu noktada alınacak danışmanlıklarla ilgili Türkaliti benzeri bir müracaatla sizi bu kapsama alıyorlar. Bu danışmanlıklardan faydalandığınızda devlet bu danışmanlıkların %75'ini verecek. Burada aldığınız bu belgelerle, yani danışmanlık sonucunda sizin fiili durumunuzu tespit edilince bunların gerek kredilendirilmesinde gerek fon kullanımlarında bu son derece önemli bir belge olacak. Hem sizin yurt dışı müşterilerinizde bu belgeleri kullanma imkanınız olacak. Sanıyorum sene sonuna kadar çıkacak. Bunu da takip etmeniz önemli. Çünkü yeşil dönüşümle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili
önümüzde çok ciddi problemler var. O anlamda bunu takip ederseniz faydalı olur. Buyurun. Büyük bir GES projesi mesela, elektrikle ilgili şeylerle ilgili bunlar yeşil çevre kapsamına alınacak mı? Mesela GES projeleri desteklenecek mi ihracatçıların? Mesela üretimle ilgili elektrik giderlerine sıfırlama açısından. Şimdi şöyle, sizin ihracatta yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlikte ihraç ettiğiniz malın bünyesindeki karbon ayak izinden tut, sürdürülebilirliği bozucu bütün unsurları ortaya koymak ve bunları gidermekle meşhur şeysiniz. Ama orada bu yatırım teşvik gibi değil. Burada diyeceksiniz ki ben bir kilo kumaşı boyamak için şu kadar karbon şey yapıyorum. Bu sadece sizin harcadığınız değil, sizin aldığınız sudan, sizin aldığınız enerjiden, sizin aldığınız lojistik hizmetinden tutun. Bütün unsurlara dikkate alarak hesaplanacak ve sizin karnenizi, bu konudaki karnenizi, üretim karnenizi çıkaracak bir konu. Ama GES'ler tabii devlet tarafından yatırım teşvik kapsamında destekleniyor. O ayrı bir konu. Biz ihracat destekleri yönünden. Yani ihraç edilecek ürünün sürdürülebilirliği ve yeşil dönüşüm konusundan danışmanlığını almanızı ve bunun finansmanına devletin de katkı koymasını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Buyurun üstad. Emeklerinize sağlık. Aslında belki sunumun sonunda da sorabilirdim bu soruyu ama. Hep bu ihracata yönelik özellikle pazar araştırması destekleri, kiralar, bu noktada coğrafi ve siyasal bir sınırlama var mı temelinde bu işin? Vallahi şu mevzuat çerçevesinde coğrafi sınırlama yok. Yani herhangi bir çatışma bölgesinde de bu araştırmaları yaparsak alabilecek miyiz? Herhangi bir çatışma bölgesinde yapmak zor tabii. Yani öyle bir sınırlama yok. Şimdi İsrail'le ilgili zor, evet. İsrail'le ilgili bir sınırlama daha gelmedi mevzuat olarak. Ama öyle bir sınırlama gelirse tabii şey yaparız. Kastım İsrail değil, Orta Doğu coğrafyasındayız. Orta Doğu coğrafyası. Öncesinde örneğin Kuzey Irak'ta da. Şimdi coğrafya ve siyasal sınırlamadan kastım buydu. Oradaki devlet yapısı farklı. Orada yapılan bir sonuçta oraya yaptığımız şeyler bir ihracat hükmünde. Evet, evet. Ateşeliklerin örgütlenemediği birçok alan var. Şimdi üstad, denetim zorluğunu da göz önüne alarak bunu sordum. Şunu söyleyeyim. Böyle bir örnek yaşadınız mı ya da var mı? Yok, öyle bir şikayet almadım ama Türkiye'de ticaret ateşelikleri 250 ülkeye, 250 noktaya yayıldı. Bazı Amerika'da eyalet bazında yayıldı. Avrupa ülkelerinde yine şehirler bazında yer alıyor. Çok geniş coğrafyada bizim ticaret müşavirlerimiz var. Onun için biz bu konuları ticaret müşavirleriyle beraber yönetiyoruz. Bakanlık da onlarla birlikte yönetiyor. Ben yukarıyla görüşeceğiz dediğiniz için söylüyorum. Yani bazı şeyler... Örneğin insan haklarının ihlal olduğu çok tescilli olan ülkelerde bu desteklerin kısıtlanması bir dolaylı yaptırım olabilir mi? Bunların dikkate alınması açısından söylüyorum. Onu söyleriz üstad, şey yaparız, onu iletiriz yani. Tamam, teşekkür ediyorum. İletiriz. Buyurun. Buyurun. Bizim ne yapmamız lazım bu teşhide yaralamak için? Bana telefon açmanız lazım. Azerbaycan'a bir engel yok ki. Yok yok. Şimdi orada kira desteği, pardon, kira desteği, eleman desteği gibi unsurlar yararlanmak için oradaki evrakları apostilip buraya mı getirmek gerekiyor, şöyle, ne yapmak gerekiyor, onu sormak istemiştim. Şöyle bahsedeyim ben kısaca devlet teşviği süresinden. Öncelikle DYS'ye kaydolması gerekiyor firmanın. DYS'ye kaydolduktan sonra birim desteğinde önce
birimi destek kapsamına alınması için web sitemizde de var, bazı evraklar var, firma evraklarınız. Yurt dışında firma mı kurdu, buradaki firma mı açtı? Şimdi yurt dışında kendi adına firma kurdu. Başka firma kurdu. Ortaklık oranı nasıl? Ya tek ortaklık. Buradaki firmadaki ortaklık oranı nasıl? Burada tek ortaklık, limited şirket. Aynı, tamam. Yurt dışındaki firma evraklarıyla beraber, kira sözleşmenizle beraber başvuruyorsunuz DYS üstünden. Destek Peki. yönetim sistemi. Sonra Ateşelik'e eskiden gönderiyordunuz evrakları. Şimdi biz gönderiyoruz o sistem üstünden. Ateşelik evrakları onaylıyor. Bir de yerinde inceleme için randevulaşıyorsunuz Ateşelik'e. O yerinde inceleme için geliyor. Daha sonra biriminiz onay aldıktan sonra ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bize başvuruyorsunuz kira aylık şekilde. Yani mesela 5 aylık ödemeyi toplu 5 kalemde giriş yapabilirsiniz. Yani bu geriye dönük mü diyelim ki ben? Geriye dönük, evet. Fark etmiyor değil mi? Evet, fark etmiyor ve o ülkede 4 yıl boyunca desteklenebiliyorsunuz. Bu DYS sistemi ticaret müşavirliklerini de kapsıyor. Peki burada tek şart şey mi? Marka tescil belgesi olma zorunlu mu var? Hayır, birim kira desteğinde marka tescil belgesi değil, yurt içinde üretilen ürünlerin yurt dışındaki birimde pazarlanıyor olması gerekiyor. Pazarlamaya yönelik teşvik, orada mağaza mı var? Evet. Tamam. Yani biz buradan Nevres takımı, çarşaf, battaniye tamam. alıyoruz. Diye bu Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz. Ticari firmasınız. Ticari firmalar da faydalanabiliyor bundan. Yani anlattığınız her şey şahane. Başvuruya uygun gözüküyorsunuz. Ya, teşekkür ederim. Sağ olun. Başvurabilirsiniz. Teşekkür ederim. Siz yalnız başvurmadan önce gene Seval Hanım'a gelin. Bir konuşun detaylı. O size daha ayrıntılı bilgiler verir. Ve bu işi yapmamakta bir engel yok. Buyurun. Firmamızın ortağı. %50'si de Azerbaycanlı bir şöyle ortak orada, olursa. Orada Bursa'daki %50 ortağın yurt içindeki oranı kaç? %100. Tamam. O zaman sıkıntı yok ama destek oranınız yarıya düşer. Tamam. Yabancı ortak girerse. Oradaki nüans şu. Yurt içindeki ortak veya ortakların %51 veya daha fazlası yurt dışındaki şirkete ortak olacak. Sizin yurt dışındaki destek oranınız %50 ise %50 oranında destek alırsınız. Yani 50'nin 50'si %25 olur destek tutarınız. Hedef ülke değilse. Ama yurt içi ortak burada %100 olduğu için o 51 koşulunu sağlıyor. Net tamam, oldu teşekkür mu? Ederim. Tamam. Evet. Evet, bu konuda başka soru yoksa zamanı da epey kullandık. Şimdi devlet e-ticaret teşviklerine de önem veriyor. Hakikaten e-ticaret günden güne artıyor. Ben Sayın Bakan'dan duydum, 1 trilyon dolarmış Amazon'un şeyi, onu 4 trilyon dolara çıkarmak için 5 sene sonra çalışmalar varmış. Bizim de dünya e-ticaretinden payımızı artırmamız için çok ciddi oranda teşvikler getirildi. Samet arkadaşımız da o konuda bizim uzmanımız. Buyurun Samet Bey. Herkese merhabalar. Ben İsmail Samet Eser. Devlet Yardımları 1 Şubesi'nde şube şefiyim ben de. E-ihracat desteklerini anlatacağım ben size bugün. Sayın Bakan 2030 senesinde e-ihracatın toplam ihracatımız içerisindeki payının %10 olacağını söyledi. Ben yapay zekaya sordum, OpenAI'ya. Kendisi minimum %20 olacağını söyledi. Bakalım hangisi haklı çıkacak, ben de merak ediyorum işin açıkçası. Şimdi e-ihracat nedir şeyiyle başlıyoruz. Şimdi e-ihracat hepimiz Trendyol'dan, hepsi buradan bir şeyler alıyoruz. Bu eğer yurt içinde olduğu zaman e-ticaret olarak geçiyor genelde. Bunu cross border, yani yurt dışına yönelik olarak yaptığımız zaman bu alımları, satımları, bunlar e-ihracat olarak geçiyor. Şimdi e-ihracatın değerini, yani bizim her şeyi bir maddileştirme şeyimiz var sonuçta. Nasıl ölçüyoruz? Firmalarımızdan şunu rica ediyoruz. Eğer siz bir e-ihracat yaptıysanız, bunu yani bir malı e-ihracat olarak sattıysanız, basitleştirilmiş gümrük beyannamelerinizi muhakkak işleyin. Ya da gümrük beyannamelerinizde mal mukabili çıkışlarda e-ticaret olarak belirtin. Şimdi bunu nasıl belirteceksiniz? Bizim TİM'in internet sayfasında faaliyetlerimiz kısmının altında e-ihracat rehberimiz var. E-ihracat rehberine gireceksiniz. Orada size 5178 rejim koduyla
gümrükçü var mı bilmiyorum aramızda da 5178 rejim kodunu işaretlemenizi ve bu ihracatın e-ticaret olarak gerçekleştiğini beyan etmenizi sizden istiyor. Bu neden önemli? Çünkü biz destekleri verirken işte az önce müdürüm şey dedi, işte o ülkeye yaptığınız ihracatın %50'sinden fazla destek alamazsınız gibi kısıtlardan söz etti. Bizim ihracat tarafındaysa bu kısıtları, bu şeyleri, tutarları toplayarak ancak hesap edebiliyoruz. Yani deniyor ki mesela Almanya'ya yapılacak ihracat oranınızın %10'unu geçemeyecek şekilde fulfillment desteği alabilirsiniz. Sipariş karşılama hizmeti desteği alabilirsiniz. Destekleri anlatacağım şimdi. Kimler faydalanabiliyor bu desteklerden? Gene TTK 124'e göre kurulmuş olan şirketler faydalanabiliyor. Yine şahıs şirketleri maalesef faydalanamıyor. Karar, bizim 5986 sayılı kararımız size diyor ki, önce diyor bizim size bir karar içerisinde tanımlama yapmamız lazım. Siz şirket misiniz? Perakende e-ticaret sitesi misiniz? Pazar yeri misiniz? İşte e-ihracat konsorsiyumu musunuz? Vesaire gibi. Bu tanımlamalarda nasıl oluyor? Şirketler için herhangi bir şart yok. Yani herhangi bir şart yok derken tabii ki de şartlarımız var ama hani bir ihracat kıstası, daha önceden ihracat yapmış olmanız lazım, işte bu işi biliyor olmanız lazım gibi kıstaslarımız yok. Şirket statüsü alabilmeniz için e-ticaret, e-ihracat tarafında, yani bu karar kapsamında sadece marka tescil belgenizin yurt içinde onaylı olması ve yurt dışında da tescillenmiş olması gerekiyor. Bunlar için yurt içi ve yurt dışında son alınan talimata göre başvurular yeterli oluyor. Tabii red olarak sonuçlanırsa o zaman destekleyemiyoruz üzülerek maalesef ama mesela Almanya'ya ihracat yapacaksınız. Yine Almanya örneği veriyorum. Orada marka tescil belgenizin tescilli olması gerekiyor. Siz başvuru yaparsınız, bize de başvurursunuz. Hani biz bekletiriz sonuçlanana kadar. Onaylanırsa sizin de şirket statünüz onaylanır. Perakende e-ticaret sitesi statüsü nasıl alınır? Perakende e-ticaret sitesi statüsü kendi internet sitesi üzerinden, yani burada bizim şirketler olarak tanımladığımız yararlanıcılar genelde pazar yerleri. Nedir pazar yeri? Amazon, Etsy, ondan sonra işte eBay, Zalando vesaire gibi pazar yerleridir. Bu pazar yerleri üzerinden satış yaparken perakende e-ticaret siteleri dediğimiz aslında daha büyük oluşumlar. Yani yine kapsamda olduğu için ben de söyleyebilirim isimlerini. Sefa Merve, Moda Nisa gibi böyle çok büyük, ihracat değeri yüksek. Zaten burada bir ihracat şartımız da var. 2,5 milyon dolar minimumda ihracat şartımız var. Satışlarınızın 1/3'ünün o internet sitesi üzerinden, o ilgili ülkedeki satışlarınızın 1/3'ünün o internet sitesi üzerinden gerçekleştiği bazı şartlarımız var. Yani böyle çok hani detaya boğmak istemiyorum. Ama hani özetle destek önce size bir tanımlama yapmak istiyor. Bu tanımlamanıza göre size destekler vereceğim ben diyor. B2B platformları turkishexporters.com şu anda bu kapsamda düşünülebilir. Pazar yerleri dediğimiz, siz eğer hepsi buradaysanız, Trendyol'sanız, işte aklınıza gelebilen işte bu tip pazar yerleriyseniz bu pazar yerleri de ayrıca destek alabiliyor. EPTT AVM, atladığım bir pazar yeri mesela, EPTT AVM de destek alabiliyor. İhracat konsorsiyumları mesela, firmalarımız diyor ki ben geldim, hiçbir şartım tutmuyor bu destekle alakalı olarak. Yani hiçbir şartım tutmuyor. Hani ama destekten de faydalanmak istiyorum. İşte yurt dışında mal satmak istiyorum. İşte ben de Ozon'a girmek istiyorum, Rusya pazarına. Ben de işte Wayfair'e girmek istiyorum, mobilya satacağım vesaire gibi. Burada kararımız diyor ki e-ihracat konsorsiyumları bu şeyde, kapsamda birbirine yakın olan, yani alanları, kullanıcıları bir araya getirerek onların örgütlenmesini sağlayarak onların mallarını onlardan alır ve başvurur. Az önce yani onların adına işlem yapan hani işbirliği kuruluşları demiştik ya, bu da aslında özel sektöre bir işbirliği kuruluşu olma şansı gibi tanınmış bir imkan. İşbirliği kuruluşları zaten az önce müdürüm de söyledi. İşte ticaret sanayi odaları, Uludağ İhracatçı Birlikleri, yani biziz, TİM vesaire gibi işbirliği kuruluşlarımız var. Neler destekleniyor? Şimdi az önce söyledim. Önce size bir tanımlama yapılıyor. Ardından sizin alabileceğiniz destekler belirleniyor. Bu destekler neler? Pazara giriş rapor desteği. Siz bir pazara gireceksiniz. Bu pazarla ilgili bir bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Pazara giriş rapor desteği alabilirsiniz. Dijital pazar yeri tanıtım desteği dediğimiz,
adı üstünde pazar yerinde. Bu ayrımın çok net yapılması lazım. Pazar yeri dediğimiz yerler Amazon, işte yine Etsy, eBay vesaire, Zalando gibi yerler. Dijital pazar yerinde yapacağınız tanıtımların desteği, bu pay-per-click reklamları, Vine hizmetleri, görüntülenme reklamları, bu kapsama giren destekler. E-ihracat tanıtım desteği, bir listemiz var genelliği ekinde. Çok çeşitli, yani sizin influencerlarla yapacağınız ortaklıklardan Google AdWords'lere kadar çok geniş bir alanda size tanıtım imkanı veren bir desteğimiz. Bundan sadece perakende e-ticaret sitelerimiz desteğin büyüklüğü ve çeşidi göz önüne alındığında faydalanabiliyor. Sipariş karşılama desteği ve depo desteği, bunlar aslında iki ayrı destek. Sipariş karşılama desteğinden şirketler faydalanabiliyor. Nedir sipariş karşılama desteğimiz? Yurt dışında bu az önce saydığım pazar yerleri sizin onlar üzerinden sattığınız malların son tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşması için size diyor ki siz bu ürünü benim depomda tutun, paketlemesini, müşteriye gitmesini, hatta müşteri memnun kalmazsa iadesini ben sizin adınıza yapacağım ve bunun için sana bir fatura çıkaracağım diyor. Ve bizim desteğimiz bütün kullanıcılarda, yani şeyde, perakende e-ticaret sitesinde de, şirketlerde de bu başlığı destekliyor. Şu iki destek, dijital pazar yeri tanıtım desteği ve sipariş karşılama desteği, yurt dışında pazar yerinde ürün satacağım diyen bütün şirketlerimizin kullanacağı ve kullanmadığı zaman inanın, yani Amazon size ürün sattırmıyor. Yani siz bir Amazon'da reklam vermezseniz, Amazon'da FBA yapmazsınız, o yani fulfillment, sipariş karşılama hizmetini Amazon'dan almazsanız sizin o ilk 50 ürünlük ilk sayfada çıkmanız çok mümkün değil. Bakanlığımızda hani bakmış, tartmış, demiş ki yani bu ikisini destekleyelim ki şirketlerimizin, yani başlangıç aşamasında olan e-ihracata yeni başlayan şirketlerimizin önünü açalım, bu desteklerden faydalansınlar. Pazar yeri komisyon gideri hedef pazarlara yönelik bir desteğimizdir. Belli sayıda ülkede desteklenir. 6 oldu en son sayısı, Mısır'da eklendi. 6 ülkede desteklenir. Yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği, bu az önce söylediğim gibi Amazon'la eğer büyük çapta iş yapıyorsanız, kendi deponuzdan, kendi yerinizden ürün çıkartıyorsanız oralara yaptığınız bir entegrasyon var, program vasıtasıyla o entegrasyon desteğini veriyor. Çevrim için mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği ise yurt dışında uzak doğu özellikle pazarında o pazarlara girmeniz için oradaki pazar yerleri regülasyonlar nedeniyle sizin yerel bir vendorla, yerel bir tedarikçiyle çalışmanızı, ondan bir danışmanlık almanızı şart koşuyor. Yani hesabınızda mutlaka onun da bir adını görmek istiyor. Onun size kestiği bir fatura var, onun desteği var. Şimdi siz şirket olmak için tamamen bizde, yani işte bu e-ihracat işinin başlangıcındayız biz, ne yapacağız diye soruyorsanız, şirket olmak için tamamen bizde Uludağ İhracatçı Birlikleri ile ya da işte bağlı bulunduğumuz ihracatçı birlikleriyle diyeyim, görüşerek kapsama alınma başvurusu yapıyorsunuz. Kapsama alınma başvurusundan sonra bağlı bulunduğunuz ihracatçı birlikleri size tamam kapsama alındınız diyor. Akabinde siz yapacağınız faaliyetle ilgili, bu pazar yeri tanıtımı olabilir, sipariş karşılama hizmeti olabilir, bunlarla ilgili olarak ikinci bir başvuru yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın ben bu harcamayı yapacağım. Bunlar da benim daha önceden kesilmiş faturalarım bu harcamaya ilişkin. Sen bunu destekler misin? İhracatçı birlikleri de diyor ki evet ben bunu desteklerim. Akabinde siz harcamaları yapıyorsunuz. Ön onayı aldıktan sonra harcamaları yapıyorsunuz. Geliyorsunuz hızlı bir şekilde, umut ediyorum, paranızı alıyorsunuz. Perakende e-ticaret siteleri ve diğer yararlanıcılar için kapsama alınma süreçlerini bakanlığımız yürütüyor. Yani onlar biraz daha büyük montanlı işler olduğu için, yani hani biraz daha detay şeyler olduğu için, hani bakanlık, biz kendimiz birebir görüşelim bu firmalarımızla, hani başka projeler de yaparız düşüncesiyle onlarla kendisi görüşerek süreçleri ilerletiyor. Tabii burada gördüğünüz üzere yani sadece kapsama alınma tarafını bakanlık yapıyor. Yine bu işin ön onayında ve destek kısmında ihracatçı birlikleri genel sekreterliğiyle görüşmek durumundasınız.
Az önce ben söyledim aslında ama burada da böyle biraz detaylandırmış olayım. Şirketlerimizin faydalanabildiği destekler, yani şirket statüsünü almış olan yararlanıcılarımızın faydalanabildiği destekler. Dijital pazar yeri tanıtım desteği, yine az önce söyledim, tıklama başına ödemeler, Vine hizmeti, yorum hizmeti, pay per click'ler, yani şeyler, yorum hizmetleri. Mesela bakın, Amazon'un bir hizmeti var. Amazon sizden işte ürünü ücretsiz olarak alıyor. Bunu kendisinden sürekli olarak alışveriş yapan Prime müşterilerine ücretsiz olarak veriyor. Ve bunun için size bir fatura kesiyor. Diyor ki, bu adamlara ben bu ürünü gönderiyorum, senin ürününe yorum yapmalarını isteyeceğim. Ha, yaparlar yapmazlar orası ayrı. Ama mesela bu hizmet için de bir size fatura kesiliyor. Bu fatura da dijital pazar yeri tanıtım desteğine dahil bir şey. Pazar yeri başına 3 yıl destekleniyor bu şey. Şöyle hemen hızlıca onu da söyleyeyim. Mesela Amazon Avrupa bir pazar yeri olarak kabul ediliyor. Ama Amazon Amerika'ya gittiniz, siz Avrupa'daki şeyinizi tamamladınız artık, bu pazar doydu diyorsunuz, Amazon Amerika'ya açılacağım diyorsunuz. Orası için yeni bir 3 yıl veriyor. Diyelim ki Avrupa'da Amazon pazar yerinin doyduğuna inanıyorsunuz, eBay'e gidiyorsunuz. eBay için de bir 3 yıl veriyor. Yani bu aslında sizin işinizin sürekliliğine bağlı olarak sonsuz bir destek diyebiliriz baktığınız zaman. Bunda az önce söylediğim gibi, yani satış reklam oranı üzerinden, AKOS'lar üzerinden belli oranlar destekleniyor. Yani işte atıyorum, ben 10 bin dolarlık satış yaptım, İşte 5 bin dolarlık reklam faturam var. Bunu destekleyin dediğiniz zaman karar orada size, öyle bir şey yok. Ben sizin mutlaka bunda %20'nin üstündeki AKOS'unuzu desteklemem diyebiliyor. Sipariş karşılama hizmeti, bu az önce söylediğim yine genelde Amazon'la meşhur olmuş olan, işte sizin ürününüz onun deposunda duruyor. Sipariş geldiği zaman sizin adınızı alıp kargoluyor, paketliyor güzelce, hızlıca ulaştırıyor, iadeleriyle de uğraşıyor. Bu hizmetimiz de sipariş karşılama hizmeti olarak geçiyor. Bu hizmet de destekleniyor. Bu da pazar yeri başına, özür dilerim. Burada pazar yeri yazmışım ama bu ülke başına 3 yıl olarak destekleniyor. Yani yine Amerika 3 yıl destekleniyor, Kanada 3 yıl destekleniyor, Avrupa 3 yıl destekleniyor. Kusura bakmayın, hızlı geçmişim orayı. Çevrim içi mağaza ve e-ticaret paydaşlarından alınan o danışmanlık hizmeti, dediğim gibi Çin, Hindistan ve Japonya'da geçerli ve kısıtlı bir alanda geçerli olan desteğimiz. Bakın burada da yazmışım zaten, hesap açılışı, tasarım, yıllık ödemeler desteklenir. Ayrıca ekli danışmanlık listesindeki danışmanlıklar da desteklenebilir. Genelgemizde, yalan olmasın ama 80 küsür ek var. Bayağı, yani her bir yararlanıcı için ayrı bir ek, her bir destek için ayrı bir ek gibi. Kafanızın karıştığı noktada beni arayabilirsiniz her zaman. Pazar yeri komisyon gideri, bu Amazon'un referral fee'si dediğimiz, direkt sizin satışınız üzerinden %15, Türkiye'de Trendyol'un sektöre bağlı olarak %20-22 olarak kestiği bir ücret var. Direkt onun iadesi olarak geçiyor bu pazar yeri komisyon gideri. Bunlar, yani şu 4 kalem şirketlerin alabileceği desteklerdi. Perakende e-ticaret sitelerimiz, yani 2,5 milyon doların üstünde ihracatı olan, kendi internet sitesi üzerinden satış yapan, kendi internet sitesi üzerinden ve pazar yerlerinde diyeyim satış yapan şeylerimiz, yararlanıcılarımız, bu az önce saydığım destekleri alabiliyorlar. Buna ek olarak yurt dışı pazar yeri entegrasyon, depo kira desteği, e-ihracat tanıtım desteği, pazara giriş rapor desteği de alabiliyorlar bu yararlanıcılarımız. Diğer yararlanıcıları ben böyle topladım. Çünkü hani e-ihracat konsorsiyumu, pazar yeri, B2B platformları daha niş şeyler olduğu için, daha kısıtlı şeye hitap ettiği için. E-ihracat konsorsiyumlarını az önce açıklamıştım. Pazar yerleri ve B2B platformlarını da, onlar da bu desteklerden kendi şeyleri, başlıkları kapsamında faydalanabiliyorlar. İşbirliği kuruluşları dedik. İşbirliği kuruluşları aynı bir URGE desteği gibi. Yani URGE desteğine çok benzetmişler aslında bakarsanız burada. Belli yine kümelenme mantığıyla, ama burada işte amaç nedir? Amaç e-ihracattır. E-ihracat yapılması için bir kümelenme yapılması gerekiyor. Bunun mantığıyla işte sektörel ticaret ve alım heyeti, e-ihracat tanıtım projesi desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği, Türkiye e-ihracat platformu ve e-ihracat sekreteryası desteklerini alabiliyorlar. Zaten isimlerinden de anlaşıldığı üzere işte ticaret ve alım heyeti desteği yurt dışında
gidip bir işte sektöre ait bir ziyaret yaptığınız zaman bu desteği işbirliği kuruluşunuz organize ederek bundan destek alabiliyor. E-İhracat Tanıtım Projesi desteği bir ekli listemiz var yine eklerimizde. Çok uzun bir listedir. Orada yer alan hizmetleri alıp sizin adınıza faydalanabiliyor. Türkiye'ye ihracat platformu ve e-ihracat sekreteryası desteği aslında şey tarafı, TİMİT tarafı için önemli. Çünkü bizim e-ihracat sekreteryası diye bir sekreteryamız var, TİM bünyesinde yer alan. O e-ihracat sekreteryamız sektörlerle alakalı, ülkelerle alakalı çok güzel raporlar hazırlıyor. TİM'in internet sitesi üzerinden dediğim yerden, yani beyan kılavuzlarının yer aldığı, pazar yeri kılavuzlarının yer aldığı yerden bunlara ulaşmanız mümkün. Mesela onu da söylemeden geçmeyeyim. Siz sıfırdan e-ihracata başlamak istiyorsunuz. Ama nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Dediğim yerden girip bakarsanız mesela bir Amazon kılavuzu var. Amazon kılavuzunun yani nerede tıklama yapmanız gerektiğinden hangi bilgileri girmeniz gerektiğine kadar çok geniş, çok detaylı bir kılavuz bu. Yani sıfırdan başlayan birinin e-ihracat yapması için gerekli olan tüm bilgiler o kılavuzda var. İncelerseniz hani siz de kendinize yarayacak bilgileri bulabilirsiniz. Biz tabii burada bu desteği alırken tüm yararlanıcılarımız için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi marka tescil belgesi zaten olmazsa olmazımız. Önce yurt içinde olacak, sonra yurt dışında olacak. Bu da çok önemlidir. Sattığımız ürünlerin tamamı made in Türkiye olacak. Yani siz bunu üretmiş de olabilirsiniz, ürettiriyor da olabilirsiniz. Destek almanız için biz bu kriteri mutlaka kontrol ediyoruz. Ama sizin kapasite raporunuzla, ama ürettirdiğiniz yerin size kestiği fatura artı onun kapasite raporu ya da faaliyet belgesiyle mutlaka kontrolünü sağlayıp Türkiye'de üretilmiş ürünlere, markalı ürünlere destek veriyoruz. Katün bilgisi bu GSBAN tarafından satılan ürünün barkod şeyi. Bu aslında şey, made in Türkiye olduğunu kanıtlamanız açısından hani bir ipucu olsun diye koyulmuş bir şey. Mutlaka bir barkodu olması lazım ki ürününüzün. Biz oradan yola çıkarak işte bu ürünün Türkiye'de üretildiğinin tekrardan bir tespitini yapalım. Destek oranlarımız neler? Normalde her destekte olduğu gibi bizim de destek oranımız %50 aslında. Ama hedef ülkelerimiz var. 17 tane olması lazım. 17 tane hedef ülkede eğer siz faaliyetlerinizi gerçekleştirecekseniz %20 ilave destek alabiliyorsunuz. Bu ülkeler bakanlığımızın da uzak ülkeler stratejisi kapsamında değerlendirilmiş aslında. Amerika, Arjantin, Avustralya gibi uzakta olan ülkeler genelde ilave %20 desteğe konu oldu. Sağ tarafta da şeyi görüyorsunuz. Yıllık limitleri görüyorsunuz. Şirket statüsünde olan yararlanıcılarımız 27 milyonun üzerinde destek alabiliyorlar çeşitli kalemlerde. Az önce söylediğim 4 kalemde toplam 27 milyon lira destek alabiliyorsunuz. Tabii ki de bunların hepsi hibe. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Eğer sizin sorularınız varsa cevaplamak isterim. Teşekkür ederiz. Biraz sizi yorduk ama böyle fırsatı da her zaman yakalayamıyoruz. Onun için biraz geniş biçimde sizlerin huzurunuza geldik. Bir sorumuz var herhalde arkadan. Buyurun. Merhabalar, ismim Samet. 12 yıldır e-ihracatla ilgileniyorum, çok uzun yıllardır. İçinden çıkamadığım ve problem yaşadığımız en büyük bir problem var, onu size aktarmak istiyorum. Şimdi mesela ben 800 bin dolarlık satışlar yapıyoruz. Burada mesela örnek veriyorum, 100 bin dolarlık mal aldım. Ben bunu Amazon'a FBA olarak gönderdim. Faturamı da ben 110 binden kesiyorum. Ama benim oradaki satışım 800 bin dolar. Aradaki kalan bu 600 bin doları biz beyan edemiyoruz. Yarın öbür gün bu muhasebe tarafında bir açık çıkıp da herhangi bir zorlukla karşılaşır mıyım? Çünkü birçok firmayı araştırdım. Yani yıllardır bu sektörün içindeyim. Ancak kimse o aradaki farkı kesmiyor ya da o aradaki fark gelir olarak da görünmüyor. Çünkü biliyorsunuz ki biz Wise, Pioneer gibi sistemlerle çalışıyoruz. O paranın buraya geldiği zaman da benim faturamla kestiğim meblağla gelen meblağın arasındaki bir 600 bin dolar fark kalıyor.
Ama ben bunu beyan da edemiyorum. Çünkü ben onu fatura keserken 110 bin dolar diye kestim. Bu problemi nasıl aşıyorsunuz? Buradaki problemi yani o gün bizim başımıza bela olmasın diye nasıl çözüyorsunuz? Bilgi verirseniz sevinirim. Yani hiç karşılaşmadım işin açıkçası. Çünkü şey hani işin vergisel tarafında çok hani şeyimiz yok. Takdir edersiniz ki bilgimiz yok. Ama bu sorunuzu benim mail adresime atın mailinizi. Ben E-İhracat Sekreteriyası'na ileteyim. Onlar eğer bu konuyla ilgili olarak bir bilgileri varsa muhakkak size geri dönüş yapsınlar. Siz mailimi alın. Dediğim gibi yani vergisel tarafı çok işin doğrusunu isterseniz bilemiyorum. Arkadaş 600 bin doları nasıl hesabına geliyor bu kadar para? Çünkü yani bakın yurt dışından gelen paralar masaya da takılıyor. Yani buradaki nokta şu. Şimdi bakın biz Özbekistan'da bir tane... Masak bizi korkutur yani yok. Ben onu söyleyeyim. Biz masaya girersek korkarız. Yok yok şunu demek istiyorum. Biz Özbekistan'da bir tane makine park şey makine kartı tamir için getirdik. Belli bir euronun üzerinde olduğu için izin vermediler. Yani siz bunu ihracat ya yani ithalat yapacaksınız. Sonra ihracat edip yurt dışına göndereceksin dediler bize yani. Böyle durumlar da var yani. Ya onu geçici kabulle yapabilirsiniz ya yurt dışından getirdiniz. Ay doğru bizi geçici kabulle. Şimdi kapasite raporumuzu beyan ettik gümle. Bu e-ticaret kapsamında değil de geçici kabulle getirip geri gönderebilirsiniz onu. Yaptığınız işçilik kadar fatura kesersiniz, gönderirsiniz geri. Evet. Şimdi soru yok. Zamanı da çok iyi kullanmadık. Dilek Hanım üretimde üretim boyutunda yapılan teşviklerin en önemlilerinden dahilde işleme izin belgeleri konusunda bilgilendirme yapacak. Biliyorsunuz uluslararası rekabette dünya fiyatlarından ham madde, ara mamul ya da yardımcı maddeler aldığımız zaman ancak rekabet edebiliyoruz. Bir sürü malda bu çok ciddi oranlar teşekkül etmekte. Türkiye'nin ihracatının %54'ünü dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapıyoruz. Toplam ithalatın biraz önce Dilek Hanım'dan aldım. Türkiye'deki yapılan ithalatın %17'si dahilde işleme izin belgesi kapsamında. Bu dahilde işleme izin belgeleri iyi kullanılırsa çok iyi, kötü kullanılırsa bir ateş. Onun için bu konuda da bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Ondan sonra tabii bu sizin affınıza sığınarak zamanı iyi kullanmadığımızın bilinciyle toplantımızı sona erdiririz diye düşünüyorum. Buyurun Dilek Hanım. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Dahilde İşleme Şube Müdürüyüm. İsmim Dilek Aşkar. Bugün size kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü detayında derin bir konu. Varsa sorularınız daha sonra o şekilde geçeriz. Dil mevzuatı geniş bir mevzuat. Birçok kanunu ilgilendiren bir sistem. En başta 4.458 sayılı gümrük kanunu, dahilde işleme rejim kararı, dahilde işleme rejim tebliği, ihracat sayılan satış ve teslimler tebliği ve elektronik ortamdaki veri işleme yoluyla yapılmasına dair tebliğ. En çok bu çerçevede işlemler yürümekte. Özet olarak tanımlamak istersek eğer ihracat ürününün elde edilmesine kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın her türlü vergiden muafiyet olarak ithal edilmesi sistemidir. Nedir bu politikalar? Antidumping ve sübvansiyonla ilgili rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat, gözetim ve koruma önlemleriyle ilgili mevzuat. Ayrıca belge kapsamında eğer üçüncü ülkelerden ithalat yapıp işlenmiş olan ürün Avrupa Birliği'ne gidiyorsa yine aynı şekilde ihracat esnasında ticaret politikası önlemlerine tabi tutulma söz konusudur. Örnek olarak bir tane size sistemi anlatmak için şekilde göstermek istiyorum. Şeker, un,
ve diğer ham madde malzemelerini getirdiğinizi düşünün ithalatta. Her türlü vergiyi teminata bağladınız. Üretiminizi gerçekleştirdiniz. Nihai ürün burada bisküvi olarak gösterdik. İhracatı yaptınız ve bu ihracattan sonra teminatın çözümü ve vergilerinizin iadesi sistemi şekil olarak aslında anlattıklarımı daha özet gösteriyor. Bu rejimde sağlanan imkanlar, gümrük vergisi ve KDV muafiyeti, KKDF istisnası, vergi resim harç istisnası, ticaret politikası önlemlerine tabi olmama, eğer yurtçı alımı yapıyorsanız KDV'de tecil terkin uygulaması, yurtçı satış ve teslimlere müsaade edilmesi, ithalat sırasında alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimleri. DİR'le ilgili birimler nelerdir, kimlerdir? En başta İhracat Genel Müdürlüğü, belgenin düzenlenmesi, revize işlemleri, DİR'le ilgili düzenleme yapma, her türlü politikayı oluşturma, sorunları çözme, koordinasyonu sağlama, Gümrükler Genel Müdürlüğü, DİR'le ilgili gümrükteki yapılan işlemler, ayrıca dahilde işleme izni ilgili uygulamalar. Diğer kurumda Maliye Bakanlığı. Dahilde işlem izin belgesinin içindeki gereken bilgiler nedir? Özetle. Belgenin içerisinde tarih ve sayı, firmanın ünvanı, adresi, vergi numarası, belgenin süresi, ithal eşyasının ve ihracat eşyasının miktar ve değerleri, getip bilgileri, döviz kullanım oranı ve özel şartlar. Burada özel şartlara özellikle dikkat çekmek istiyorum. En önemli konu burada. Sektöre göre değişen özel şartlarımız var. Otomotiv belgelerin özellikle ekspertiz raporlarımız yer almakta. Çünkü otomotivin üretimden kaynaklanan kapasite raporlarında yer almayan çok fazla girdisi olan bir sektör. Kapasite raporunda belgeyi düzenlerken ve kapatırken gereken bilgileri göremediğimizden dolayı belgeleri kapatma sırasında ve düzenleme sırasında ekspertiz raporu şerhe eklenmekte. Bu ekspertiz raporlarında şöyle bir durum var. Belgenin süresinin içerisinde alınmak zorunda. Belgenin içerisindeki ham madde kullanım oranları, birim kullanım oranları, firelerin hepsinin yer alması gerekmekte. Birinci şart dediğim gibi 3 ay içerisinde belgenin süresi içerisinde olması gerekiyor. İkincisi belgedeki tüm kullanım oranlarını, fireleri göstermesi gerekiyor. Sanayi odasının ilgili iki tane mühendis tarafından imzalanması gerekiyor. Ayrıca yerinde inceleme yaptıysa yerinde inceleme yaptığı bilgisinin yer alması gerekiyor. Ayrıca numune aldıysa, diyelim ki bir araçla ilgili bir ürün, ihracat ürünü araç, tabii ki bunun numunesini alamazsınız. Sanayicisinin yerinde incelemeyi yaptığına dair bu bilgileri tamamen belgenin içerisine geçirmesi gerekiyor. Bu ekspertiz raporu süre içinde alınmazsa ne oluyor? Firmanın belgesinin süresi içerisindeki geçerli olduğu kapasite raporuna dönüyoruz. Kapasite raporu dediğim gibi çok fazla detaylı olmadığı için orada sadece gördüğünüz kullanım oranlarını alabiliyoruz. Diyelim ki 150 çeşit, 200 çeşit ham madde var. Sadece 50 çeşidini gördük orada. 50'si varmış, diğerleri çıkmış, çıkmamış gibi değerlendiriliyor. Ve firma çok ağır cezalarla karşılaşıyor. O yüzden ekspertiz raporları çok önemli. Tekstil sektöründe çok nadir düzenlenen bir evrak. O yüzden bunu sadece otomotiv sektöründe varmış gibi düşünün. Aklınızda o şekilde kalsın. Tekstil sektöründe de ayniyat. Tekstil sektöründe de özel şartlar. Evet. Çok önemli bir kriter. Ayniyat. Ayniyat belgesi istiyoruz. Bunda da şu önemli. Firmanın hem ithalat sırasında hem ihracat sırasında. Tabii ayniyat kime konuluyor? Önce onu söyleyeyim. Eğer belgenin, firmanın belgesi indirimli teminat hakkı yoksa %100'lük teminat falan firmalara konuyor ayniyat. %5 ve %1'lik teminat hakkınız varsa ayniyattan muafsınız. %100'lük bir firmasınız diyelim ki. 54.07 ve şu anda 55.16'larda ayniyat şerhi var çoğunlukla. Belgenizin özel şartları gereği belgenize ayniyat yapılması gerektiği şerhi düşülüyor. Bunun için hem ithalat hem de ihracat sırasında malınızı analize tabi tutturup ayniyat raporlarını, analiz raporlarını yaptırmanız gerekiyor. Ayniyat raporlarını özellikle şunu istiyoruz. Yani daha doğrusu bakanlık istiyor. İhracat ve ithalat beyanname numarasını mutlaka ayniyat formunun üzerinde istiyoruz.
Bununla ilgili 2011 yılından beri uygulama bu şekilde. Yapılamadığı takdirde firmalarımız çok fazla müeyyide ile karşılaşmakta. Bu da en önemli dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Özel şartlardan dolayı. İki tane madde aklınızda kalsın. Yani ekspertiz raporu ve ayniyat raporları. Ayniyat raporu olmadığında da ya da gümrükten yanlış geldiğinde sahtecilik işlemleri falan olmakta. Dolayısıyla da firma çok ağır gümrüklenmiş değer üzerinden cezalarla karşılaşmakta. Bir de bu kaçakçılık, bunun müeyyideleri kaçakçılık kapsamına alıyor. O ağır cezada yargılanıyorsunuz bununla ilgili. Evet. Onun için ateş. Şu anda yaşadığımız ayrıca başka bir sıkıntı var. O konuda da sizi uyarmak istiyorum. İhracat sırasında diyelim ki malınız analize girmedi. İthalat sırasında şu anda ya da geri gelen eşyalarda mallar analize girmeye başladı. Düşünün, ihracat sırasında girmemiş, ithalat sırasında giriyor ve farklı beyan ettiniz. Bunlardan dolayı çok ağır cezalar başladı. En son geçen haftalarda Bursa'da birkaç tane firmaya rehberlik teftiş kurulu geldi. Onların incelemeleri başladı. O yüzden lütfen beyan sırasında çok dikkat edin. Ayniyat eğer şerhiniz varsa mutlaka hem ithalat hem ihracatta malınızı analize sokturun. Ki en azından ihracatta farklı çıktığında ithalat sırasında da benim analizim vardı deyip eşleştirme kolay olsun. Bu en son bizim edindiğimiz tecrübelerden bazıları. Dip müracaatlarını değerlendirme kriterleri nelerdir? Yani neye göre dahilleşim izin belgesi düzenlenir? Öncelikle ithal eşyasının ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanıldığını tespitinin mümkün olması. Yani çok en basit, polyesterli kumaş ihracatınız varsa içerisinde polyester içermesi gerekiyor. Ülkemizdeki yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi gerekiyor. Faaliyetin katma değer yaratan, kapasite kullanımını arttıran, rekabet gücü sağlayan nitelikte olması gerekiyor ve firmaların performansları. Bu kriterlere göre bakanlık belgeyi düzenliyor. Belgelerin süreleri, hem dip hem de dilerin süreleri azami 12 aydır. Sektöre göre değişmektedir. Eğer 12 ayı aşan üretim süreciniz varsa bunda da projeler önemlidir. Diyelim ki örnek olarak TUSAŞ firması uçak parçaları üretmekte. Bu firmalarda 36 aya varan, 48 aya varan belge süreleri düzenlenmekte. Dahilleşim izin belgelerinde ek süreler var. Bunu en çok bizim sektörümüzde yaşadığımız sorunlardan, en çok firmalarımızın talep ettiği konu. Öncelikle belgemizin orijinal süresi var. Eğer kumaşla ilgili ise 6 ay, konfeksiyonsa 9 ay, otomotiv sektörü 12 ay. Bunlarla ilgili eğer belgenizi aldınız, %25 ihracatını gerçekleştirdiyseniz, öngörülen ihracatınızın, belgenizin yarısı kadar süre tanımı alabiliyorsunuz. O sizin zaten hakkınız. İthalatınızı diyelim ki belge süresinden sonra daha geç bir tarihte yaptınız. O aradaki süreyi size bakanlık yine veriyor. Ama buradaki süre maksimum 3 ay olabilir. Haklı sebebe ilişkin süreler var. Burada bakanlığın tespit ettiği bazı durumlar oluyor. Diyelim ki mesela ihracatta %100 gerçekleştirdiniz. Ama ithalatınızı hiç yapamadınız, süreniz bitti. Bakanlık size o ithalatı yapmanız için süre veriyor. Ama burada şöyle bir durum var. Eğer belgenizin özel şartlarında eşdeğer eşya uygulaması denen bir uygulama varsa bunu alamıyorsunuz. Çünkü eşdeğer eşya uygulaması içerideki üreticilere zarar vermemek amacıyla getirilmiş bir uygulama olduğu için bu şartın sizin belgenizde olmaması gerekiyor. Yani o getiplere girmemeniz gerekiyor. Mücbir sebeple fevkalade halleri ilişkin süre. Evet, evet. Otomotivde de var. En son 1 Aralık 2022'de çıktı. Şu anda hala uygulama devam ediyor. Onda da çok önemli. Eğer eşdeğer eşya uygulamasına aykırı bir durum olursa, diyelim ki tespit edildi, böyle durumda indirme teminattan men oluyorsunuz. İkinci defasında yine men oluyorsunuz. Üçüncüde belge düzenlenmiyor. Estağfurullah. Eşdeğer eşya kullanımı kaldırıldı. Eşdeğer eşya kısıtlaması var. Evet, yanlış söyledim. Aracı ihracatçı uygulaması var. Firmalar kendileri ihracat yapabilecekleri gibi istedikleri başka firmalarla da ihracatını aracı ihracatçı yapabiliyorlar. Bunlarla ilgili bakanlıkça herhangi bir kısıtlama olmadığı sürece istedikleri firmayı kullanabiliyorlar. Dahilleşmenin teşvik unsurları
Şu ana kadar genelde ithalat ve ihracat çerçevesinde konuyu anlattım. Firma önce yurt içi alımı yapıp sonra ihracat da yapabilir. Yani ithalat yerine yurt içi alımı da kullanabilir. Ya da ithalat yapıp yurt içi satış ve teslim yapabilir. Bu belge türüne de D3 belgesi diyoruz. Bununla ilgili de daha çok savunma sanayi firmalarımız kullanıyor bu yurt satış ve teslim belgesini. Örnek işte otokarı verebiliriz. Savunma sanayimize sattığı zırhlı araçlar. Bunlar da devlet özellikle destek kapsamına almış. Firma ithalatını D3 belgesi kapsamında yapıyor. İhracatını savunma sanayine satıyor. Burada ne oluyor? Yani amaç aslında o zırhlı araçları yurt dışından alınması yerine içeride üretimi özendirmiş oluyor. En başta teminattan ve indirimli teminattan bahsetmiştim. Teminat para da olabilir, teminat mektubu da olabilir, hazine tahvili ve bonosu da olabilir. Ama %99 teminat mektubu çerçevesinde sistem yürümekte. İndirimli teminatımızla onaylanmış kişi statüsü belgesi sahibi firmalarımız ve YİS sahibi firmalarımız bundan faydalanıyor. %1 ve %5 olarak ve %10 olarak 3 çeşidi vardır indirimli teminatın. Diğer ikinci maddeye geçersem, yurt içi alım ve ihracat şansımız var belge kapsamında. KDV'de tecrit terkin sistemi ya da şeker fabrikalarından, toprak mahsulleri ofisinden alınan şeker ve hububat alımları. En son süreçte şeker fabrikaları ve toprak mahsulleri ofisindeki alımları bakanlığımız şu an C şekeri belgeleri şeklinde devam ettirmekte. Belge kapsamında izin vermemekte. Son 4-5 yıldır o şekilde. KDV'de tecil terkin sistemi. Satıcı ve alıcı firmamız var. Alıcı firmamız dahil de işlem izin belgesi sahibi firmamız. KDV'siz, yani KDV'yi ödemeksizin satıcısından malını teslim almakta, ihracatını gerçekleştirmektedir. Biz burada faturaları inceliyoruz. Faturalar KDV'li kesiliyor fakat KDV faturanın üzerine KDV tahsil edilmemiştir. Bilgisini arıyoruz. Firmamız ihracatını yaptıktan sonra bize yeminli mali müşavir raporunu getiriyor. Kapatmada aradığımız evraklardan bir tanesi. Bu YMM raporunda istediğimiz bilgi, işte belgenin süresi içerisinde şu faturalar alınmıştır. Bunlar şu beyannameler kapsamında ihracatta kullanılmıştır, çıkış gerçekleşmiştir şeklinde YMM'nin raporunu istiyoruz. Burada faturalar artık DYS sistemine geçmiştik. Arkadaşlarımız daha önce bahsettiler. Faturaların DYS sistemine girişini gerçekleştiriyor firmalarımız. Artık hani manuel olarak faturalar bize gelmiyor. DYS sistemindeki faturaları inceliyoruz. İşlemler bu şekilde. Yine aynen dediğim gibi dipte yer alan madde ve malzemelerin yurt içinden KDV ödenmeksizin alımına imkan tanınmaktadır. Faturaların üzerinde aradığımız bilgiler, KDV'nin geçici 17. maddesi hükmü gelince KDV tahsil edilmemiştir ibaresi. Özellikle burada yazmadım ama şu konu var. Faturaların üzerindeki mal tanımları da yine belgede yazılan mal tanımlarına uygun olması gerekiyor. Yani sizin belgedeki belirttiğiniz malın getibi, cinsi, işte karışım oranı özellikle bu bilgilerde hatalar olabiliyor. Bu bilgilerin faturada doğru bir şekilde yer alması lazım. Aksi takdirde ne oluyor? Firmalarımızı faturanın düzeltilmesine yönlendiriyoruz. Bunun için de biz firmalarımızdan geri dersi başkanlığına yazı yazıyoruz onların adına. Diyoruz ki eğer faturalarda bir düzeltme yapılması, eğer başka bir sistemde sıkıntı yoksa mal tanımına uygun bir şekilde faturaların düzeltilmesini istiyoruz. Geri dersi başkanlığı bizim yazımıza istinaden firmaya o alanı açıyor. Onlar kendi aralarında görüşüyorlar belli bir gün ve saatte. Firma ilgili faturasını düzeltme işlemini yapıyor. Tabii yapılabilecek bir şeyse hani bu arada. Olmayacak bir şey değilse değil. Satıcıların KDV beyannamesine alıcı tarafından onaylı dip fotokopisi eklenecek. Buraya çok fazla girmek istemiyorum. Zaten sizin konunuz, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama burada önemli olan firmaların KDV muafiyetinden faydalanıyor olmaları.
bazı firmalarımız bilmiyor çünkü. Bilmediği için de içeriden malı KDV ödeyerek alıyorlar. Halbuki DİP sistemi buna da izin veriyor. Yine söylemiştim. YMM'nin raporunu istiyoruz. Burada bize en çok bize şöyle bir soru geliyor. Şimdi belgeyi alırken firmaların kendilerinin alırken beyan ettikleri bir takım fire oranları var. Yani diyelim ki iplikten dokumaya ben %5, bizim belgeler %5 fire veriyor. Ama YMM'nin raporlarında, yani özellikle bizi YMM'ler arayıp soruyorlar, onların kendilerinin firma içinde tespit ettikleri farklı fireler var. Ona göre raporlarını beyan ettiklerinde bizim sistemde bazı beyannameler ya eksik ya da fazla kalabiliyor. Bu konuda mümkün olduğunca firmalarımızı YMM'nin de tespit ettiği şekilde doğru fire oranı neyse, firmalarındaki oran neyse belgeyi de o şekilde düzenlemeleri. Hem YMM'nin raporunu düzgün hem de bizdeki sistemdeki rapor ve ekran doğru olmuş oluyor. Diğer konu, otokar için örnek vermiştim. İthalat, yurt satış ve teslim. Buradaki tebliğimiz de 2005'e 2 sayılı tebliğ. Bu kapsamda yine İhracat Genel Müdürlüğü'nden belge alınmakta. Bu belgenin adı D3 belgesi. Neler, hangi konularda alınabilir? Savunma sanayi diye biraz önce örnek vermiştim. Diğerisi, yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye kazanan firmaların veya yapımı üstlenen firmalara yapılacak satış ve teslimler. Gümrük kartı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler. Biz bu konuda en çok otokarın savunma sanayi projesiyle ilgili. Ya da en son son süreçte örnek vereyim, herkesin bildiği Bozankaya firması. Türkiye'deki birçok belediyeye elektrikli tramvay yapıyor. Bu şekilde aklınıza yatması için örnek olsun. Aynı zamanda en çok karşılaşılanlardan bir tanesi yatırım teşvik belgesi kapsamındaki malların imalatçı firmaların üreterek yaptıkları satış ve teslim. Burada da şunu örnek vereyim. Hyundai firması i10 ve i20 araçlarının, yani Hyundai firmasının yatırım teşvik belgesi olduğunu örnek verirsem, daha iyileşim belgesi kendisi kullanmıyor. i10 ve i20'nin kapılarını, şasilerini D3 belgesi almış olan içerideki bir firmadan teslim alıyor. Orada da içerideki firma onun kapılarını yapıp ona teslim ediyor. Kendisi dahil iletişim belgesi kullanmadan bu şekilde sistemini götürüyor. Örnekle daha çok aklınıza kalır diye düşünüyorum. Çünkü burada sadece mevzuat okumak sıkıcı olmasın. Tüm bu işlemler için DYS sistemini kullanıyoruz. Yani dahil iletişim izin belgesi 2006 yılından beri manuel artık evrak istemiyoruz. Her şey DYS sisteminde. Gümrüğün sisteminden DYS sistemine akan tüm ithalat, ihracat beyannamelerinin verilerine göre oluşan sarfiyat tablolarına göre dosyalar kapanmakta. Firmanın en başta aldığı fire oranları neyse, yani projesi neyse, ona göre sistem sarfiyat tablosu oluşturuyor. Bir tek burada dediğim gibi D3 belgelerindeki faturalar ve yurt içi alımdaki faturalar firmalar yüklüyor. Burada bir manuel işlem var. Diğerinin hepsi sistem tarafından, yani gümrük tarafından veri akıyor. DYS sisteminde yine bizim tebliğimiz İhracat 2007 2 sayılı tebliğ. Burada elektronik imza sahibi olan firmalar sistemi kullanabiliyorlar. Dahil işleme rezimi tebliğinin ekindeki tüm bilgi ve belgelerle bölge müdürlüklerinde artık dahil işlem izin belgeleri 2015 yılından beri bilindiği üzere tüm bilgilerini tebliğin ekindeki kapatma müracaatı için ve belge almak için gereken bilgi ve belgeleri iletiyorlar. Belge almak için yapılan müracaattan sonra bölge müdürlüğü firmanın yerinde incelemesini, ziyaretini gerçekleştiriyor. Oradaki fotoğraflar ve firmanın hakkındaki not ve yorumlar yine DYS sistemine yükleniyor. Daha sonra siz ofisinizden bakanlığa müracaatta bulunuyorsunuz ve projenizi oluşturuyorsunuz. Burada en son bakanlık hala son aya ait elektrik faturalarınızı ve indirimli teminata sahip olmayan firmalardan son 12 aylık SGK bildirgelerinizi istiyor. Bunları yine biz inceliyoruz, bize gönderiyorsunuz. Sisteme yüklüyoruz.
Bakanlık bunlara istinaden belgenizi değerlendiriyor. Daha sonra belgenizi aldınız, kullandınız. Sizin için gerekli olan süreler bitti. Her şeyi bitirdikten sonra da yine tebliğin ekinde kapatma evraklarıyla birlikte bize müracaat ediyorsunuz. Burada en önemli olan konu, belgenin süre sonundan sonraki 3 ayı kaçırmıyorsunuz. Yani diyelim ki Mart'ta sizin belgeniz bitti. O da her zaman ay sonudur. 31 Mart'tan sonraki 3 ay içerisinde, yani 30 Haziran'a kadar tüm bilgi, belge, elinizdeki evraklarla bize geliyorsunuz. Eğer gelmezseniz ondan sonraki bir ay içerisinde biz resen uyarı denen bir sistem var. Size onunla yazıyla iletişime geçip tüm kapatma evraklarınızı, bize müracaat etmenizi sağlıyoruz. Tabii bu arada şöyle bir şey de var. Zaten müracaat etmeyi unutsanız bile sisteme, dosyanız sistemde ayrı şekilde takip ediyor. Sisteme belgeniz resen kapatma olarak düşüyor. Yani oradan da görebilirsiniz. Ama mutlaka sürelerinizi kaçırmayın. Yani zamanda müracaatınızı yapın. Çünkü zamandan önceki müracaatta arkadaşlarımız sizin eksik ihracatınız mı var? Herhangi bir bilgi belgenizde sıkıntı mı var? Sorun mu var? Sizi o alanda yönlendirme yapıyorlar. Dolayısıyla da bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yine söylediklerimin tablolarla. Elektronik imza almayı artık almayan yoktur. En çok alınan şirketler belli. TÜBİTAK, Türk Tiraz, E-Güven, E-Tura. Burada bir tane sarfiyat tablosu ile ilgili bir örnek ekran görüntüsü. Sarfiyat dediğim gibi gümrük sisteminden akan verilerle oluşuyor. Yani bizim burada hiçbir şekilde ithalat ve ihracat beyannamesine müdahale şansımız yok. Ay yine önemli. Bölge müdürlükleri kapatma işlemlerini gerçekleştiriyor. Burada belgede aşım yapmış mısınız? İkinci işlem görmüş ürününüz var mı? Yeterli oranda mı almışsınız? Eksik mi almışsınız? Ödemeyi yapmış mısınız? Yurt çalımla ilgili faturalarınız var mı? YMM raporunuz tamam mı? Eğer serbest bölgeye ihracat yaptıysanız SİBİF'lerinizin kontrolü. Döviz kullanım oranınız uygun mu? Burada en son kullandığımız oran %65. İşlemci malzemeniz var mı? Bunlar uygun mu? Telafici vergi doğmuş mu? Makbuzlarınız var mı? Ödemiş misiniz? Tam mı ödemişsiniz? Eksik mi ödemişsiniz? Ya da özel şartlarınız neler var? Bunlara uyulmuş mu? Bütün bunların kontrolünü yapıldıktan sonra eğer her şey uygunsa dosyayı kapatıyoruz. Teminatın iadesi için gümrüklere yazı yazıyoruz. Eğer yerine gelmediyse müeyyide uygulanması için yine gümrüğe yazı yazıyoruz. Bu şartlarda eğer her şey uygunsa ithalatta ödemekten kurtulduğunuz tüm vergiler, her şey iade oluyor. Eğer müeyyide varsa yine dediğimiz gibi alınmayan tüm vergiler, gecikme faizleri ve gümrüklenmiş bedel üzerinden iki katıyla para cezasıyla tahsilat yapılıyor. Umarım buraya hiç kimse gelmez. Telafici vergi çok kısa bir şekilde bahsedersem, eğer üçüncü ülkeden ithalat yapıp da Avrupa Birliği'ne ihracat yaptıysanız orada bir gümrük vergisi tahsilatı gerçekleşiyor. Bununla ilgili bir hesaplama tablomuz var. O tablo bizim özellikle UİB'in sayfasına koyduk. Telafici vergi tablosu nasıl olmalı, nasıl düzenlenmeli? Oradan bakabilirsiniz. Daha detay bilgi isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok kısa bir şekilde hariçte işlemenin rejiminden bahsetmek istiyorum. Aslında burada firmalarımızdan bir arkadaşımız var. Bu konuda çok hakim kendisi. Yeşil Tekstil'den Mümin Bey var burada. En çok onlar kullanıyorlar. Bayağı da ultra düzeyde kullanıyorlar. Burada yine 4458 sayılı gümrük kanunu var. Karar ve tebliği var. Hariçte işleme nedir kısaca? Bilginiz olsun. Hariçte işleme faaliyeti, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgeye ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ürünün tam ve kısmı muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir. Yani kumaşlarınızı gönderdiniz Moldova'ya ya da Mısır'a, oradaki firmada pantolonunuz, elbiseniz, konfeksiyonunuz dikildi ve geri getirdiniz. İşlem kısaca dahil işlemin tam tersi.
Burada önemli olan, dikkat edilmesi gereken şey, gönderdiğiniz ürüne tekabül edenden daha fazla konfeksiyon ürün, yani ürünün gelmemesi gerekmektedir. Fazla ürün ithalatından dolayı yine orada müeyyide doğuyor. Diyelim ki siz 50 adetlik pantolon gönderdiniz ama 55 adetlik geldi. O 5 adette müeyyide var yine. Yine tablo olarak da bu şekilde. Belge almak için yine artık hariçte işlem izin belgesi de DYS sistemine, elektronik ortama geçti bu sene itibariyle. Onlarda da süre 12 ay, yarısı kadar süre uzatımı alabilirsiniz. Mücbir sebepler yine hariçte işleme izinde de var. Kapatmak için gereken evraklarla birlikte bölge müdürlüğüne yine müracaat ediyorsunuz. Arkadaşlarımız sizi yönlendiriyorlar eksik bilgi belge durumunda. Burada yine INF 2 belgesinden bahsedeyim. INF 2 belgesi, eğer malınızı diyelim ki Moldova'ya göndermek istiyorsunuz ama Moldova'dan Türkiye'ye geri getirmek istemiyorsunuz. Moldova'da dikilmiş ürünü tekrar oradan yurt dışına, yani oradan başka bir ülkeye ihracat yapmak istiyorsunuz. Bu durumda diyelim ki Moldova'da dikildi, İngiltere'ye gidecek malınız direkt. Nihai ülke orası. Bunu yapmak için de en başta ihracat sırasında, yani kumaşınızı, konfeks parça malzemenizi gümrükte gönderirken INF 2 belgesi düzenliyorsunuz. O belge size şunu sağlıyor: o mal Türkiye'ye gelmeyecek, oradan direkt başka bir ülkeye nakledeceğini gösteriyor. Yani bu beyannamelerin üzerine biz bu bilgiyi gördüğümüz zaman kapatma sırasında sizden o malın geri gelmesini beklemiyoruz. Bu da firma için ayrıca güzel, zamandan tasarruf ettirici bir belge. Bilginiz olmuş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa yardımcı olmaya çalışacağım. Vallahi Dilek Hanım'a sorularınız var mı? Onları bir alalım. Sabrınız için çok teşekkür ederiz. Özür dileriz ama biz böyle geniş biçimde geldik. Süreyi de fazlalaştırdık herhalde. Çok kısa özgeçmeyeceğiz. Kısa sürdü diyor, bir daha seminer isteriz. Tabii. Şey alamadım. Arkadaşlar, bu evet, alabiliyorsunuz. Önemli konular. Hakikaten burada bunu arkadaşlar ne kadar kısmak isteseler de bu kadar kısılıyor. Onun için böyle birçok belge unsuru bir arada anlatınca sürede biraz problem yaşadık. Tekrar özür diliyoruz sabrınız için. Sağ olun, var olun. Buyurun Üstad. Üstad, teşekkür ederiz. Biz bir dahakine İGM ile birlikte bekliyoruz sizi. İGM yok Üstad. İGM kaldırıldı mı? Kalktı. Epey oluyor. Oyun görevlerde siz mi üstlendiniz? Birazını bakanlık üstlendi. Ama daha çok bakanlık üstlendi onun görevlerini. Sanki verdiğiniz bilgilerde de zaten onların verdiği bilgiler de vardı. Ben bu Hyundai örneğini verirken bir belgeden bahsettiniz. D3 belgesi. Bunun açılımını yapabilir misiniz bize? Yurt içi satış ve teslim belgesi. Yurt içi satış ve teslim Üstad, belgesi. Siz, ben Dilek şöyle şey yapayım. Siz bir belge alıyorsunuz değil mi? D3 evet. Belgesi alıyorsunuz. D3 belgesini yurt dışına ihraç etmiyorsunuz, Hyundai'ye veriyorsunuz. Hyundai otomobil olarak ihraç ediyor. Sizin ona kestiğiniz faturalarla siz aldığınız belgeyi kapatma imkanına sahip oluyorsunuz. Teşekkür ederim ama öteden beri özellikle otomotiv sektöründe özellikle ihraç kayıtlı satışlarda bunu çok yaşadık. Gelir idaresi uygulamalarında. Şimdi otomotiv sanayi daha çok montaj. Evet. Yani sanayi odasına gittiğinizde kapasite raporu çıkarmakta zorlanıyorsunuz, hatta çıkaramıyorsunuz. Evet. Kapasite raporu olmadan da ilde işleme belgesini kullanmak da mümkün değil. Yok. Mümkün olmuyor. Evet. Acaba dedim D3 onu bertaraf eden bir şey mi diye merak ettim. O yüzden sordum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim işte. Teşekkür ederim. Buyurun. Şu an için %50 yurt içi alınmış artık polis tepkilerinde. Eşdeğer eşya ile ilgili diğer
Bir de diğer sorum da kapatma, belge kapatma sürelerinin daha kısa sürede çözüme kavuşturulması diye, yani var mı öyle bir olasılık? Daha hızlı bir şekilde kapanmaları. Daha hızlı kapanıyor, inanın kapanıyor. Ama firmalar bize evraklarını tam, her şey eksiksiz gelirse kapanıyor. Biz o süreçte eğer hani telafici vergi ödenmediyse, tablo yapılmadıysa, yanlış yapıldıysa, o süreçte sürekli dönüş oluyor firmayla aramızda. Ondan dolayı uzuyor. Gereken evrak ya da ayniyatlarla ilgili gümrüklerle teyit yazışmalarımız oluyor. Kapama süreleri firmalardan kaynaklanıyor. Yani ne kadar dosya tamam gelirse o kadar erken kapanıyor. Yani. Eşdeğer eşya konusunda da bakanlık geri adım atmıyor. Eşdeğer eşya konusunun bir takım problemlere de yol açıyor. O problemleri bakanlık engellemek için eşdeğer eşya koymayı düşünmüyor. Öyle söyleyeyim. Başka sorumuz yoksa vallahi kusura bakmayın. Ama değerli arkadaşlar, üstadım, devam edeceksen buyurun. Yok yok. Teşekkür ediyoruz. Günün anısına bir plaket vereceğiz kendisine. Mümin Karacakayalılara, birlik adına tüm üstadlarımıza çok teşekkür ediyoruz.